We'll be right back.
Today we'll have to face Gambit for our second chance at getting to Worlds. It's definitely one of the most important matches we've ever played. It's the most important match of the LCS. Both teams going up against each other come off a kind of a devastating loss. If you lose, then you're disappointed. If you win, then you're not disappointed. We'll see who can keep their spirit up the most. 1-2 over Gambit, and now we secured a spot for Worlds and in the Grand Finals. Last year was so close for us. Now we're just happy we didn't repeat the defeat. Either us or Gambit isn't going to Worlds. If we will not do it, it's like a huge fail for us. If we don't get to Worlds, it's by far a big disappointment. We want to be the best team in the world. We have to get there this year. We worked hard for a full year now, and we want to be there. There is a lot on the line at the moment. It has to happen. This is our last chance. Everything's on the line. Supporter coming to you live from Cologne, Germany. It is the last day of Gamescom and we are going out with a bang. We've got the championship match between the Lemon Dogs and Fnatic coming your way. And the winners of this best of five showdown will walk away with bragging rights across all of Europe. Now we've also got the third place match where EG and Gambit will square off for the last European berth in the World Playoffs. It's going to be an amazing day, so let's head right over to Joe and Jason at the desk to get it started. Merhaba arkadaşlar, bir kez daha LoL TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Biraz aşağıda mı kalmışsın? Sen biraz aşağıda, ben mi ineyim aşağıya, ne yapalım? Sen çok dikiliyorsun ya, biraz aşağı in. Biraz aşağı in, tamam. Tamam. İneceğim, tamam. Biraz bulursam sana. Ah, indim, oldu mu? Süper ya, eşit koşullarda bir anlatalım. Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar LoL TV ekranlarına. 5. gündeyiz süper haftada. Önce Wildcard'la başladık, ardından LCS Avrupa Playoff'larıyla devam ettik ve artık son gündeyiz. İlk olarak Illgenesis'la Gambit Gaming'in maçını anlatacağız. Bakalım Avrupa'dan son bileti kim cebine indirecek Staples Center için. Dün bu arada Staples Center demişken Johnny, biletler satışa sunulmuş ve bir saatten az sürede neredeyse bütün 12 bin bilet galiba. 15 bin bilet. Hepsi tükenmiş, satılmış. Yani inanılmaz. Böyle şeyleri hani NBA maçlarında Amerika'da görüyorlar. Bizde de hani böyle derbi maçlarında görüyoruz. Gerçekten de bu kadar büyük bir organizasyonu galiba en hızlı tükenen bilet rekoru gibi bir şey olsa gerek. Kesinlikle yani bir saatte. Bir saatte bitiyor. Tükenmiş biletler tabii Avrupa dünya finali orada olacak. Birbirinden muazzam güçlü takımlar orada olacak. Yani sadece final değil, büyük şovlar da olacak. Da büyük şovlar da olacak. Mesela geçen sene çok güzel bir orkestra vardı. İnanılmaz yani, orkestrayı dinlemek bile sadece yeterdi oraya gidip. Yani senin tüyleri diken diken oluyor. Acayip bir sahneydi. Bakalım bu sene neler göreceğiz Avrupa dünya finallerinde, ama ondan önce bugün önce biraz önce söylediğimiz gibi Illgenesis'le Gambit kapışacak. Yani kapışma değil mi burada, tam anlamıyla yerini bulacak galiba. Ardından da Lemon Dogs'la Fnatic karşılaşacak. Şimdi bir video var, hemen onu izleyelim. Wicked probably breathing a sigh of relief after that one. Another dragon fight gives Fnatic the advantage. And now it's just Wicked to really take down. He's going to get rooted up. Too much damage coming his way. Actually managing to get two in the end. But that will be the first ace of this game going Fnatic's way. They lost three men to take the five. Good fight overall. It's Fnatic that storms through the first game and are one game away from World Playoffs. And then there's only Kripo left standing. But for how long? He tries to get on the fountain. He will get through. In game two, the Wicked Soaz matchup is one to watch once again. He's waiting under the tower with this one. There is the jump in. Are we going to see the kill coming down? Yes, we will. Wicked picks up first blood. Kripo shows us how to snipe with Zyra's passive. He's going to dive in towards Kripo. They decide to change up towards yellow. Pete Puchu going to get ulted here by Froggen. Knocks in the air. Slide down by the Zyra passive. And there is the dash away from Froggen. The fight at Baron will decide who gets the upper hand. A disaster strike for EG. They start off the Baron. They take so much poke damage before they leave it, then they lose the fight.
They've given this one up. Fnatic sweeps the series in an impressive 2-0 and secured their spot in the regional finals and at the World Playoffs. CG is kind of like the revenge. Losing would have been super sad and super disappointed, but beating them feels even better because it's like this is for last year. In the second semi-final of the day, the Lemon Dogs take on Gambit Gaming. And it's Lemon Dogs that draw first blood. Alex trying to turn around. Deathmark is not available. Force backwards. Ignite secures it. First blood for Lemon Dogs as Alex goes down. Lemon Dogs go hunting in Gambit's jungle. Gambit is now the team that has to respond. Gambit is the team that needs to move in there and check out what's happening. Zero throws. Oh no! There's no flash for Diamond Brush. He does get stunned up. Gold card is there. Now Destiny's being used. We do see Zoro bouncing all up in Gambit's face. Lemon Dogs show us why they finished number one in the league and are one game away from the final. It's Nukeduck's turn to show what he can do on Zed. Deathmark available. The Shadow Slash has come out. There's the Shuriken. A flash forward for Nukeduck and the Deathmark will pop. Orianna gets dropped. Lemon Dog's team fighting is just superior to Gambit's. Zoro gets popped. Cell Division is there. All of the blobs sitting close together. And Darion is just going to get that area of effect damage down. He's ticking. He's going to be the next victim to fall. As the Blood Bolt pops as well. Dark Flight manages to get Diamond up before Tab lands a critical hit and picks up a kill. 1-2 in this mid lane. And Lemon Dog's winning that fight. Nukeduck is dominating the game, as said. Now we see Diamond Brush been jumped on. Deathmark's going to go out. Does pop it even through the shield. It's not going to be enough. Nukeduck is unstoppable. 5-0-2. And he's making it look so easy. Lemon Dogs take down last year's Gamescom champions Gambit in a clear 2-0. And this is something that nobody expected. 66% of you thought that Gambit were going to win it. Lemon Dogs have 2-0'd. Evet arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz. Dünkü maçların bir özeti oldu. Bir dün neler yaşadık onları görmüş olduk. Tabii şimdi bir yandan Evil Genius'la Gambit 3. bilet için kapışacaklar. Diğer bir yandan da Fnatic'le Lemon Dogs Avrupa'nın en iyi takımı acaba kim? Sezon 3'te bunu göreceğiz. Yaz sezonu için. Yaz sezonu için. Evet. En iyi takımı kim? Bunu göreceğiz. Ama esasında artık sezon da bittiği için Avrupa'nın en iyi takımı da diyebiliriz sezon 3 için buna. Sezon 3'te ama acaba yani kim bu kazanacak? Final, yaz mevsimi turnuvasının finali olarak geçecek. Evet. Ama başka bir önemi daha var tabii ki. Özellikle 3. 4. maçın önemi çok büyük. Çünkü zaten ilk iki takım dünya şampiyonası gidiyor. Biletleri kaptır. Ondan Los Angeles yolcusu. Ama esas önemli olan bu 3. 4. maçında kim 3. olacak ve 3. takım olacak Avrupa'dan giden, bir önemi daha var. Bu iki takım geçen dünya şampiyonasında, ikinci sezonun dünya şampiyonasında yine o dünya şampiyonasının 3. ve 4. takımlardı. Evet. Öyle de bir hani tarihsel yine orada karşılaşmışlardı, hatta önemli dün var. De bununla ilgili bizim yabancı meslektaşlarımız da birçok tweet attılar. Tekrar bir rövanş. Frogan ne olursa olsun eninde sonunda dönüp dolaşıp biz Gambit Gaming'le oynuyoruz diye yazmış. Evet. Ama bir yandan da onlara şans demiş. Gerçekten bu da celtin bence. Evet. Ve de yani altına gelen yorumlara da baktım. Yani sihirdarlardan gelen yorumlara da baktım. Ve şey yazıyorlar. Birbirinizi çok sevdiğiniz için ve iyi arkadaş olduğunuz için bir şekilde ortada buluşuyorsunuz diye yazmışlar. Ama şimdi şöyle bir şey var. Evil Genius mı? Gambit Gaming mi? En son LCS haftasında yapılan karşılaşmada Evil Genius çok acayip şeyler yapıp Gambit Gaming'i adeta domine etmişti. Yani evet. Darien 11 kere öldü o maçta. 11. 11 kere ya. Normalde yani normal bir maçta buna rastlayamazsın. Yorick de oynamıştı. Ve Blitzcrank'in o roket kolu onun canı çok yakmıştı. Evet. Arkadaşlar böylece ilk günün açılışını yaptık. Sabahın erken saatleri. Belki daha aralarınıza uyanmamış olanlarınız vardır. Hemen şimdi ufak bir araya gideceğiz. Siz de elinizi yüzünüzü yıkayın. Çayınızı, suyunuzu alın yanınıza. Sabahın erken saatlerindeki bu inanılmaz mücadele için son hazırlıklarınızı yapın. Birazdan tekrar burada olacağız.
Merhaba arkadaşlar, tekrar sizlerleyiz LoL TV ekranlarında. Yakalandım. Yapmıyordum bir şeyler. LoL TV ekranında tekrar sizlerleyiz. Birazdan Gamut Gaming ile Eugenius'un maçına tanıklık edeceğiz. Şahit olacağız. Bir tarih minimal bir şekilde kendini tekrar edecek. Bakalım acaba bu sefer kim kazanacak? Üçüncülük, dördüncülük mücadelesini. Johnny. Tabii şimdi... Sen kime verirsin oyunu şu anda? İyi oynayana. Her zaman politik olmakta tamam, fayda var. Politik çünkü olmakta fayda var ben da. Ben bir takımın şansını azaltmak istemiyorum. Kim kazanır desem tersi olacak. O yüzden politik olayım. İyi oynayan kazansın. Kötü oynayan mı kazanacak bu durumda? Hayır, öyle bir şey yok. Yani şöyle bir şey var. Bazı eşleşmeler tabii ki yine birazcık daha diğerlerinden ön plana çıkacak. Özellikle orta koridordaki Alex Ish ile Frog'un eşleşmesi. Burada tabii... İki oyuncu da gerçekten yetenek seviyesi çok üst düzeyde oyuncular. Evet. Gerçekten Avrupa'nın belki de en iyi yetenek gücü taşıyıcıları diyebiliriz kendilerine. Ama onların etkili olabilmesi için ormandan baskı, hı-hı, ormandan yardım gelmesi gerekecek. Bu yüzden de yine çok ön plana çıkacak bir eşleşme Diamond'la Snoopy arasında. Snoopy dün özellikle Fnatic maçında hiç olumlu işler yapmadı diyebilirim ki bu konuyla ilgili sonradan Yellow Pit'in attığı bir tweet'i okudum. O da hani bazen olmuyor işte, bazen gününüzde olmuyorsunuz, yanlış yaptığınız bir iki tane şey sizi sona götürüyor şeklinde ki genel olarak takıma yöneltilmiş bir şey. Kimse tabii ki parmak göstermek istemez ama biz yorumcuyuz, biz birazcık daha acımasız olabiliriz. Evet. Snoopy dünkü Fnatic karşılaşmasından daha iyi bir performans sunması gerekiyor ki bu maçta bir şansı olabilsin Evil Geniuses'ın ve daha da önemlisi dünya şampiyonasına gitme şansını kendilerine yaratabilsinler. Evet. Yani şöyle bir şey var. Yukarı koridorda mesela Wicked'da yine Darian arasında amansız bir eşleşme olacak. İkisi de Aatrox oynamayı, evet, seven oyuncular. Özellikle Aatrox bu turnuvayı en azından bugüne kadar bu 5 gün boyunca hep damgasını vurdu. Bugün de vurabilir. O yüzden Aatrox konusunda bir kavga çıkacak diye yasak ilk seçim. They'll have to face Gambit for a second. Burada hemen bir video var. Video. And it's definitely one of the most important matches we've ever played in the season. The good thing, like advantage for us, is we have a lot of experience against Gambit. I think it's just all about who stays. Like both teams can win this game. It's the most important match of the LCS because it decides are we going to Worlds or not. We need to get up to this match for sure because there is a lot on the line at the moment. To beat Gambit, we have to play our usual game. Like right now, we're 4-1 against them. We have to think about our picks and bans very carefully against Gambit. We have to just predict what they're going to probably go for. The most important thing for us is to play our game and not make such mistakes as we did against Lemon Dogs. Now we get a second chance. Same happened last year and we actually managed to beat Fnatic to get that first place spot. And now it's up to us to beat Gambit. Pardon. Merhaba arkadaşlar, tekrar size. Bugün girişlerde bir şey, evet, var böyle. Bir bakalım, girişiyoruz, değil mi? Bir nazar var bugün 5. gününde. Hayırlısı, hayırlısı. Bir anda bir öksürük tutması. Olur öyle. Eugenius'la ilgili bu yine TV bir video izledik. Bu arada TV sohbette bir cümle yakaladım. Alex Ish Merlin'e benziyor. Merlin diye bir dizi var. İzliyor, evet, musun? Evet. İzlemiş miydin? Evet, izlemiştim. Bir benzerlik var değil mi? Bir benzerlik var ya. Colin bakalım Morgan. Tekrar. Bayağı bir andırıyor sanki. Andırıyor, andırıyor, olur. Güzel bir tespit. 10 numara bir tespit. Bravo. Olur, olur. yine kafa kafaya şu anda görüyoruz karşılaşacak koridorları ve oyuncuları. Wicked, Darian, Frogan, Alex Ish, Snoopy, Diamond, Yellow Pit, Genja ve Krepo'la. Ben o destek oyuncusunun Sirdar ismini söylemeyi reddediyorum kendime. Çünkü kesin yanlış söyleyeceğime inanıyorum. Voidl. Voidl'ı. Kesin doğru yani. Voidl şu an doğru söyledim ama kesin yani onu ben direkt okusaydım yanlış söyleyecektim. Yine kafamdan söyleseydim. Benim bazı böyle Sirdar isimleriyle imtihanım. Söyleyememe durumum. Devam onlar ediyor. Onlar ama muhtemelen Sirdar isimlerini değiştirmezler senin tacizlerine rağmen. Voidl. Senin onun yani, için bir onu bir freak yani yapması lazım. Anca onlar için de değiştirmesi için ya da Demon yapması lazım. Bizim anca Türkiye'de olabiliyor bu tarz şeyler. Şu anda takımlar gördüğünüz gibi hazır. Yerlerine oturmuş durumda. Birazdan maça başlayacağız demek oluyor bu. Çok fazla zaman kalmamış demek oluyor. Ben merak ediyorum acaba Twitch
sohbet ne düşünüyor bu maç hakkında? Çünkü çok yakın bir maç Evil Geniuses'la Gambit arasında. Kim olur arkadaşlar? Kim sizin olur? De bir fikrinizi alalım bence. Artık 3. 4. maçında. Yavaş yavaş gelecektir. Akmaya başladı. Evet. EG, Gambit. Sen hesaplıyorsun değil mi şu an? Tamam. Ona bakıyorum lazım. Yani %69 sanırsam Evil Geniuses. %31'de geriye kalan rakamda Gambit Gaming. Bayağı bir Evil Geniuses taraftarı varmış bizim bu evet. sohbette. Evet, Evil Geniuses seviliyor gerçekten de. Türkiye'de sevilen takımlar arasında. Ve seçim ve yasaklama ekranı artık gidiyoruz. Nefeslerin tutulduğu an. Bakalım bu muazzam karşılaşmadan kim önde ayrılacak? Bir tarafta Evil Geniuses mavi tarafta olacak. Kırmızı tarafta Gambit Gaming olacak. Zed yasaklandı. Ardından hemen Fizz yasaklandı. Evelyn tabii. Evelyn yasaklandı. Diamond gitti. Orta koridorda Ahri dün. Frog'ın ellerinde olmayacak. Kassadin de yine Alex için ellerinde. Çok tehlikeli bir şampiyon. O da olmayacak bu oyunda. Bakalım son yasaklama Jarvan kalacak mı masada, çok merak ediyorum. Snoopy'ye karşı bir yasaklama gelecek mi? Onu farklı bir şampiyona itecekler mi? Hayır. Evet. Twisted Fate orta koridorda Frog'una karşı 3 yasaklama geliyor. Gambit yani bu oyunda kimden çekildi bence birazcık açık etti. Evet. Ama yani Evil Geniuses'ın tek silah Frog'un değil. Yani yukarıda Wicked da alt koridorda Crepo. Yani bir destek oyuncusu ama o kadar oyunu etki eden bir destek oyuncusu ki ismini söylemek gerekiyor. Yine Snoopy böyle tek mesela bir şu anda Ninjas'ın pijamaz değil yani. Sadece Björksen yok Evil Geniuses'ın elinde. Bakalım şimdi Zek seçimi geldi tabii boşta kalınca hiç hemen tereddüt etmeden seçti. Ve ardından Shen açıkta tabii. Shen ve Thresh. Kendin açıkta. İlk seçim Zek, Wicked bunu oynayabilir veya bunu Snoopy'ye bırakıp Kenan'a da yönelebilir. O yüzden Kenan her zaman masada olması Evil Geniuses'ın işine geliyor. Ki Shen bu arada Darien'in oynamayı çok sevdiği, müthiş oyunlar yapabildiği bir şampiyon. Alex için hatırlarsan geçmişte yaptığı bir tane 5'te 5 hareketinde evet. Darien bütün takımı peşine alıp 15 dakika kovalatıp belki de birazcık farazi bir rakam ama o kadar kovalattıktan sonra Alex'i böyle bir fırsat yaratmıştı. O yüzden çok alışık olduğu, çok rahat olduğu bir şampiyon. Thresh de zaten hani boşta kaldığında Godlife'ın neler yaptığını biliyoruz. Oradan hani ufak bir video izleyip Thresh'in ne olduğunu görebilirsiniz ama ölüm cezası her zaman büyük tehlike. Tabii ki Aatrox boşta olduğu için onu da iki takımdan birisi kesin alacaktı. Bu takım acaba Evil Geniuses mi olacak? Frog'un yine Blitzcrank'in üzerinde duruyor. Rakiplerine gözdağı veriyor. Hatırladınız mı şeklinde mesajı yolluyor. En son böyle bir oyun yapmıştı ama bir yandan da Blitzcrank kitlenebilir. Crepo da bu şampiyonu oynayabilir. Eğer agresif bir destek şampiyonu istiyorsa. Bu arada eğer Aatrox seçilirse muhtemelen onu yukarı koridorda ormanda da Snoopy'yi Zek'le göreceğiz diye tahmin ediyorum. Bakalım. Ya tabii bu seçimler tam kafa karıştıran seçimler. Çünkü şimdi Gambit hala orman seçimini göstermedi. Mesela orada da çok zorlarlarsa Shen yine gidebilir ormana ama çok zannetmiyorum. Orada çok Karthus mu? Mümkün gözükmüyor. Alex Karthus'u direkt kilitledi. Yani şimdi Karthus'u direkt kitlemek demek rakibe Karthus'un hani ilacı olabilecek şampiyonu almak için fırsat yaratmak demek. Evet. Ama masada şu an Kassadin yok. Veigar gibi bir şampiyon burada oynanacağını zannetmiyorum. Yani aslında oynarsa ne güzel olur ama oynanacağını pek zannetmiyorum. Bir şey görürüz değil mi? Fizz gibi veya bir tane daha hani ilacı var ama onu Frog'un oynar mı? LeBlanc oynar mı? Bilmiyorum. Yani bir Faker değil ama oynarsa da tatsızlık çıkabilir en azından Alex için. Çünkü yani Karthus karşısında LeBlanc görünce gerçekten oturup ağlıyor yani. Onu da söylemem gerekiyor. Ya, tabii Karthus o suikastçi anında hasar veren şampiyonlara karşı dediğin gibi bir zaafı var. Ama şöyle bir şey var. Şimdi LeBlanc alırlarsa da oyunun sonunda bu sefer LeBlanc hani belli bir yerden sonra düşebiliyor oyunda. Eğer böyle çok fazla öne geçmeyi başarmazsa Genji bu arada Varus aldı. Bakalım şimdi devamında neler gelecek. Varus seçiminden sonra Yellow Pete ve Crepo da sıra şu anda Evil Geniuses takımında. Yani Karthus seçim o kadar erken gösterildi ki ben şaşırdım açıkçası ve
Sonra da ormancı seçimi bıraktılar. Karma acaba olabilir mi? Çok merak ediyorum. Bu seçimi daha şimdi göstermeler. Frogun'dan alacak. Bu da önemli şimdi. Evet, Gragas olabilir. Anivia gösteriyor şu an. Muhtemelen Anivia. Kalabalık coşmuştur arkada. Anivia her gösterdiğinde Frogun gerçekten hani insanlar coşuyor yani. Onu izlemek istiyor. Buzdan kuşu izlemek istiyorlar. Çünkü efsane yani. Frogun'un Anivia'sı gerçekten de bir efsane. Bu arada en düşük kazanma yüzdesine sahip olduğu şampiyon da Anivia. Öyle enteresan. Hatta Krepo en son Anivia ile oynayıp kazandıktan sonra Frogun'dan daha yüksek bir yüzdeye ulaştı. %100. Biraz önce fırsat bulamadım sen anlatırken ama Orianna o kadar içimden geçti ki Orianna alabilir. Orianna olacak gibi sanki boşta düşünüyordum. Çünkü ya Orianna şu anda hem Aatrox'la hem de Zac'le birlikte çok rahat bir şekilde o ultisini yerleştirebilir. Diğer tarafta da şimdi Diamond Lee Sin oynayacak. Nereden hatırlıyoruz? All Star'a gittim ben şimdi direkt gerilere. Dünyanın en iyisini kim mücadelesi? Yani çok etkili oldu bir şampiyon. Gerçekten açıkta kaldı ve sonuna kadar bekletti onu Diamond. Takım arkadaşlarını siz alın. Hani Karthus'u belki önceden alma riskini bile aldılar ve sonuçta Lee Sin'i aldı. Şöyle bir şey, şu an Gambit takımının gerçekten çok iyi bir kalkan potansiyeli mevcut. Hem Thresh'ten, o kara geçişten gelen, o Fener'den gelen bir kalkan var. Lee Sin'in koruma güdüsü var. Shen'in hem ultisi var hem de kendisini verebildiği bir kalkan mevcut. Bariyer gelince de yani zaten ileride Alex de eğer Seraph'ın şefkatini yaparsa ki yapacağını düşünüyorum. Yani bu takımı öldürmek öyle kolay bir iş olmayacak. Evet. Yani çok tank bir takım görünümünde şu an. Takım halinde. Diğer tarafta ise zaten hani Zac ile Orianna'nın ne kadar güçlü bir hani ulti kombinasyona sahip olduğunu biliyoruz. Ayrıca buna bir de Wicket ekleyin. Wicket'in karanlık uçuşuyla rakibin arasına daldığını düşünün. Şu an Orianna'nın o koru komutuyla beraber rakip takımın içine girebilecek iki tane şampiyon var. Bunun haricinde eğer zor durumda kalırsanız veya agresif olursanız arkadan bunu yetenekliyle destekleyebilecek bir Zyra var. Yellow Pit'te en rahat olduğu şampiyonu seçti. Çok böyle hani hani funny stuff dedikleri olayı yapmadı. Böyle ilginç bir durum yaratmadı bize en azından. Nişancı şampiyon konusunda ve Caitlyn'i tercih etti. Yani iyi bir şekilde temizleme potansiyeline sahip. Özellikle Wicket'in Aatrox'u ile beraber Caitlyn gerçekten eğer Orianna ve Zac iyi bir ulti tutturursa üzerine bir de Zyra ultiyi koyup da rakipleri böyle hiç istemedikleri bir pozisyonu bırakırsa devamlı iyi skor alabilirler. Ama aynı durum Alex'in kartusu için de geçerli. Alex iyi bir konuma gelirse, rakip takımın içerisine girerse o eteklerini açıp, çürüyü açıp o zaman devamında Genja yine skorları alabilecek potansiyele sahip. Bir de şöyle bir şey var. Eğer rakip takımda Karthus varsa yapmak istediğin şey Karthus'u her zaman takım savaşının içine girmeden belli güvenli bir mesafede öldürmek ve o çürü eteklerin menzilin dışında savaşmaktır. Çünkü o eteklerin menzilin içine girdiğiniz zaman işlerin rengi de değişiyor. O hasarı verdiği zaman zaten Karthus ölse de problem olmuyor onun için takım savaşın içerisinde. Şimdi defansif dizilişte başladı Gambit Gaming. Hemen orada orman girişlerini tuttular ve bir tane de Yellow Pit'i görecek bir totem koymuşlar oyunun başında. Evet, aynen. Bu arada Lee Sin'in Doran kılıcıyla başladığını görüyorum ki oyunun başında daha efektif baskınları gelebilmek için ve rakibin üzerine baskı kurabilmek için etkili bir tercih bu. Ormanda belki hani bir palanın verdiği hızı sizi sağlamıyor ama koridora geldiğinizde o ekstradan can ve saldırı gücü rakip şampiyonlar üzerine bayağı bir baskı kurmanıza sebep olabiliyor. Gerçekten güzel bir seçim. Zaten Aatrox ormancı da aynı tercihle başlar. Evet. Lee Sin de bunda geri kalmamış. Yani aslında oyunu daha doğrusu turnuvanın başından beri Diamond'ın hep agresif şampiyonlarıyla oynadığını görüyoruz ve koridorlara hep agresif bir şekilde baskı kurduğunu görüyoruz. Bu oyunda da bu durum değişmeyecek. Evet, ya oyuncuların zaten belirli böyle karakteristik özellikleri var. Bu özellikler de kolay kolay değişmiyor. Oyunun içerisindeyken Voidal mavi güçlendirmeye bir baskı gelecek ve bir de koridor değişimi var tabii ki. Hemen başladı. Evet, başladılar. Genja, Voidal, Diamond'a bu mavi güçlendirme için yardım ediyorlar. Bakın hiç bekletmeden orada çarpını kullandı. Ama diğer tarafta da Krepo ile beraber Yellow Pit. Çok enteresan. Zac için hazırlıyorlar bunu. Hazırlıyorlar mı, alacaklar mı? Alacaklar mı? Enteresan. Bana alacaklar gibi geliyor. Evet, aldılar bu arada. Yellow Pit
Affetmedi. Yellow Peach şimdi o mavi güçlendirme sayesinde yalnız alttaki Shen'i hiç iyi dakikalar beklemiyor. Ama yani burada birazcık hani Snoopy'yi seviyede geri bırakmak pahasına böyle bir tercih yaptılar. Çok enteresan. Yani rakip ormancı iki tane güçlendirmeye başladı. Zek yani Snoopy tek güçlendirmeyi de başladı o, bu şekilde. Evet şimdi gördüğün Krepo orada Darien'i zorluyor. Çok kötü. Silah ezbere gitti birazcık sanki. Evet. Bu arada o pasiften hasar yememek için hemen kışkırtmasını kullandı ve oradan uzaklaştı. Kışkırtmasıyla kaçtı. Alexi işte orta koridoru ittirmeye çalışıyor. Tabii ilk seviyelerde biraz daha rahat bir şekilde ittirebilecek. Bu arada ne kadar akıllı görücü. Bak o hortlak mayını minyonun üzerine kullandığı anda Alex hortlak mayının menzine giriyor ve minyonu almasını engelliyor. Hani hasar yiyor birazcık ama minyon sayısı bu aşamada çok daha önemli olduğu için ufak ufak kartusun zaten yani oyunun başında ne kadar agresif olabilir, ne kadar üzerimize gelebilir diyeceğim şimdi orada ilk kan dökülecek ama gerçekten bunu yapmaya devam ederse belki Alex işi birazcık minyon sayısını geride tutabilir ama Alex işte gerçekten uzman bir oyuncu. Minyon evet. sayısı da şu an 19'a 15 tabii ki oradaki minyonların birazcık daha Orianna'ya doğru ittirdiğini görüyorum. O yüzden de bu fark normal yeniden dengeye gelecektir. Evet, tabii Wicked'ın işi kolay değil. Yukarı koridorda şu an Diamond bakın hemen işte ittirdi geriye doğru Frog'ını. Orada ittirmesi demek Alex için kuleye bir iki tane vurması anlamına daha geldi. Daha önemlisi oradaki dört tane minyonun sadece bir tanesini evet, alabildi. Onları da kaçırdı. Şu an Yellow Pit alt koridorda ittirmeye devam ediyor. Tabii mavi güçlendirmesi de var. Sürekli her bekleme süresi geldi. O Piltover silahını çekinmeden kullanıyor. Bu arada şimdi baskın Voidal'ın üzerine iki kere zıplattılar. Voidal'ın üzerine tutuşturma da var. Kırmızı güçlendirmeyle böyle vurmaya devam ediyorlar. Voidal'ın oradan kaçmak için hiçbir şansı yok. Snoopy'de kalıyor. İlk kan. Evet Snoopy'de kaldı. Snoopy çok iyi bir haber var. Orada Diamond da şimdi aşağı geldi. Ama o 90 kalibrelik işte Yellow Pit'in oradan uzaklaşmasını sağlıyor. Krepo da hiç oralı olmadı. Bazı uğraşmadan takım arkadaşları geriye çekildiler ve Diamond en azından aşağı gidip şöyle bir yokladı ama Snoopy de aşağıda değilsini görünce hemen rakip ormana girdi ve rakip ormanı çalması açıkçası ilk kanı döktükten sonra başlangıçta kaybediyor güçlendirme farkının kapanmasına sebep oldu evet. ve şu an yani şartlar eşit. Şartlar eşit. Yalnız şöyle bir durum var şimdi dikkatimi çekti de hem Aatrox hem de Zek aynı takımda olunca iki kere yani öldürmeleri gerekecek Gambit'in. Takım evet. savaşı sırasında çok acayip şeyler görebiliriz. Yani böyle bir tuzaklar, bir de akıl oyunları. Bir de gelirse Aatrox'tan. Oh. Hadi ondan bakalım. Sonra öldür dur Aatrox'a. Bir de Anivia olsaydı oyunda çok enteresan olabilirdi şimdi. Yani düşünüyorum da Orianna yerine seçselerdi böyle bir tercih yapsalardı. Çok gerçekten enteresan bir durum olabilirdi. Yani Gambit öldür yeniden canlanıyorlar evet. diye böyle şikayet edebilirdi belki. Evet Alexic orta koridorda yine görüyoruz. Şu an 8 milyonluk bir minyon üstünlüğü var. Voidal hemen aşağıya doğru gidiyor. Şu anda orta koridora doğru gidiyor. İkinci Wicked o da yukarıdaki minyonları ittiriyor. Çünkü karşısındaki Gambit'in aşağı koridor oyuncuları Genja ve Voidal yok orada. Evet yani Genja şu an nereye gidiyor? Aşağı doğru ilerliyor. Bu arada mavi güçlendirdiği iki tane küçük hala duruyor. Bıdıklar yani küçük golemler hala duruyor. O da enteresan. Yavru golem. Bu da açıkçası bu arada hiç kartusun içine gelmeyecek. Bu arada işte ejderha. Bakıyorum. Hiç çaktırmadım oraya. Gittiler. Çok sinsi bir şekilde. Bir de oraya tabii ki Darien geldi. Darien de 5. seviye daha ötesi gelmemiş ama almayı başardılar. Tabii ki Gambit dün de söylemiştik. Evet. Özellikle son dönemde ejderha konusunda acayip agresif davranıyor ve bunun karşılığını bir kez daha aldılar. Altın farkını kendi lehlerine çevirmeyi başardılar. Wicked şu anda orada yukarıdaki kulenin canını yarıya kadar neredeyse indirdi. Vurmaya devam ediyor. Bir yandan da son vuruşları da yapıyor yalnız. Kaçırmıyor. Bu arada çok enteresan. Önce o E yeteneğini arttırıyorlar. Johnny dün uzaktan, de gördük. Şimdi iki kişilik bir koridora başladığı için ona karşı oynadığı için böyle bir tercih yaptı. Ve hani minyon sayısını belli düzeyde tutmak için gerçekten o evet. E yeteneği çok etkili uzaktan mesafeli bir şekilde en kötü minyonları vurabiliyor. Arada şampiyonları da vurursa ne ala. Devamında kuleyi almayı başardı. En azından ejderhaya karşılık kuleyle karşılık verdiler. Ve şu an neredeyse olaylar eşit diyebiliriz. Ki ilk kandan da asiste olduğunu düşünecek olursak Aatrox'un şu an rakibi Shen'e göre daha iyi bir durumda. Evet daha iyi bir durumda. Senin dediğin gibi Shen'den
alt koridorda baktığımız zaman tekrar Yellow Pit, o bir tane Tempir Toru silah kullanacak, hepsini alacak oradaki minyonların. Şimdi Snoopy tabi mavi verecek Frog'una, ama bakın şimdi biraz önce senin değindiğin konu. Evet. Şu anda rakip takımda mavi yok ve Frog'un bu mavinin avantajını eğer iyi kullanırsa orta koridorda yani Karthus'u tamamen o minyonların gerisine ittirebilir. Ve daha da önemlisi Karthus'un yapmış olduğu gözyaşı damlalarını doldurabilmek için, o yükleri doldurduğunu evet. Tarzının gözyaşlarını biriktirebilmiş için o yükleri mavi güçlendirmeye ihtiyacı var evet. Nihayetinde ve olmadığı sürekli birazcık daha beklemek zorunda. Belki oyunun hani 20. dakikasında değil 25. dakikasında dolacak o. Gerçi Karthus yine mana konusunda çok büyük sıkıntı yaşamayan bir şampiyon. Çürünün o pasifi sayesinde her öldürdüğü minyon başına geri aldığı bir mana yüzdesi var. Ama yine de mavi güçlendirmenin olmayışı şu an Alex içi üzebilir. Evet, Snoopy şimdi karşı ormanın girişinde duruyor. Ve geriye doğru çıkıyor da. Darien, o da alt koridorda tutmaya çalışıyor. Koridorda ama Darien şu an 46 minyonda. Esasında çok da kötü değil yani kestiği minyon sayısı. 2 kişiye karşı oynamasına rağmen. Yani böyle bir 10'da 15'de 20'de değil yani. 47'de baktığın zaman Caitlyn'de şu anda 64 minyon var. Evet. Johnny. Ya şu an açıkçası ben hani Karthus'un performansını çok beğendim. Hı hı. Yani karşısındaki Orianna olsa bile yine de minyon sayısında önde 10 milyonluk bir fark var ki hı. Hani Orianna devamlı baskı kurmayı seven bir şampiyon. Evet. Özellikle karşısındaki pasif, özellikle benim başta pasif bir şampiyon. Karthus gibi bir şampiyonsa onun üzerine gidebiliyor. Ama Alex bu baskıya rağmen minyon sayısında uzaktan hortlak mayınlarını iyi bir şekilde kullanmış ve en azından orada geride kalmamış, hatta öne bile geçmiş. Şimdi yukarıda Drain üzerine bitkiler gitti ama sonuçta o bir tank ve şu anda dev kemeri var. Dev kemeri sayesinde o koridorda kalması daha sağlıklı, daha uzun olabiliyor. Yukarıda da yalnız Aatrox yani Wicked bakın nerelere kadar gitmiş ve ona baskı gelmeyince o da minyon sayısını Shen'in önünde götürmeyi başarıyor. 71'e 52 bir durum söz konusu, hatta ortaya bile baskı kurabilir. Ama evet. Alex de yukarıda tabii Aatrox'un olmadığını görünce ve eşya almasının vaktinin geldiğini düşününce geri gitti. O da koruyucu katalizörünü tamamladı. Aşağıdaki kule düştü senin de söylemiş olduğun gibi. Gence birazcık hani haritada dolaşmaya başlayınca hem minyon farkı açıldı hem de aşağıda bulunmaması sonucunda ne oldu? Oradaki kule hemen düştü. Wicked de şöyle bir kule altına girdi. Diamond'ı bir yokladı ama Diamond kaçmayı başarıyor tabii ki DC'nin o mobil özellikleri. Zek de bu arada şimdi kule altına elastik sapanıyla girecek. Ulti geldi Alex. İçeride yakalandı. Shen'in ultisi geliyor ama Alex düşecektir. Shen gelmeden Wicked'ın pasifi çalıştı ama Wicked de oradan kaçacak ve karşılıksız bir skor. Güzel bir skor. Snoopy bu oyuna çok iyi başladı. Söylemiştik değil mi? Evet. Snoopy oynarsa Evil Genius'ın şansı artar. Bu arada Diamond üzerine müthiş bir hasar var. Çok iyi başladı. Bir de gerçekten o biraz önce birkaç dakika önce bahsettiğimiz o hem Aatrox'un hem de Zek'in pasifi böyle durumlarda çok önemli. Böyle durumlarda işte kulenin altına çok rahat bir şekilde girmenizi sağlıyor. Oyunun erken dakikaları yani daha o takım savaşları evresi gelmeden önce bu dakikalarda bu şekilde avantajı elinize geçirmeyi geçirmenizi sağlıyor. Şimdi mesela orta koridorda o kuleyi vurmaya başladılar. Yapabilecekleri şu anda hiçbir şey yok oradaki gençler. Evet, üçüncü kuleyi aldılar. Karşılıksız üçüncü kule. Şu an harita avantajı tamamen Evil Genius'un eline geçti. Ki eğer Krepo birazcık agresif bir şekilde totem koymaya başlarsa, agresif bir şekilde harita görüşü sağlarsa ileride belki de Gambit'i daha kötü pozisyonlarda yakalama şansı olabilir Evil Genius takımının. Bu arada yukarıdaki kulenin canına bakar mısın? Daha %15'i falan gitmiş evet. Veya gitmemiş. Ya burada normalde Wicked oyunun başında iki kişiye karşı başlamıştı ama evet. Zek'in erken baskını oradaki baskıyı kırdı. Diğer tarafta aşağıdaki herhangi bir değişim baskısı olmayınca da orada Evil Genius kuleyi aldı ve şu an gerçekten çok avantajlı bir konudalar. Zaten hep ne diyoruz? Lee Sin tamam çok güzel bir şampiyon, mobil bir şampiyon ama oyunun başında gidip koridorlarda skor alamayınca ya koridorlara yardımcı olamayınca böyle ekstra bir şeyler yapmayınca sadece ormanı temizlemesi yetmiyor. Ekstra bir şeyler yapmayınca o kar top efektine bağlamayınca da
bir o kadar tehlikeli, kendi takımı için tehlikeli bir şampiyon oluşuyor. Gence ultisini kullandı. Ardından şu anda Yellow Pit. Bakın Krepo'nun da ultisi geliyor. Gence orada bariyerini kullandı ama yetmedi. Skor. Ama yani oyunun başından beri Thresh ile Varus bir araya gelmiyorlar. Sanki küsmüş gibiler. Haritada bir tanesi bir yerde, öbürsü ayrı bir yerde. Evet. Çok enteresan. Kısım. Bu yüzden hem kule verdiler hem skor verdiler. İkisi farklı noktalarda kaldılar. Voidal çıkacak mı? Evet, ejderha çıktı şimdi. Bakalım bu ejderha için savaş olacak mı? Yani olursa şu an Evil Genius'ız çok daha avantajlı gözüküyor. Ki Caitlyn'de AMK artı bir de vampiri asası var. Diğer taraftan yine agresif bir Aatrox var. Beachwater Palace'ı iki tane hançeri. O da mahvolmuş kralın kılıcını kısa bir süre içerisinde gidecek. Diğer tarafta yine Atin'in lanetli kaderini bitirmiş Orianne ultisiyle eğer pozisyon dışında 2-3 tane Gambit Gaming üyesini yakalarsa ultisini hiç bekletmeden kullanacaktı. Bakın hasara bakın Diamond. Diamond'a verdiği hasar gerçekten de iyi bir hasar verdi. Şimdi nehire doğru yani orada ejderhayı savunmasız bırakmak istemiyorlar. Ejderhanın o yüzden yakın duruyor. Gambit Gaming, Evil Genius da etrafında duruyor ama şimdi Zyra döndü. Bu Zyra'nın dönüşünü eğer gördüyse, bu arada Genja Varus'u 16 kere oynamış ve %50'ymiş kazanma ortada şansı LCS'lerde. Ortada. Bu arada esas güzel bir istatistik yukarıda Wicked sahnedeyken gelmişti. Hı-hı. 4 kere oynamış Aatrox'u, 3 kere kazanmış %75. %75 ya, çok güzel bir rakam. Bu arada Frog'un yakalandı orada, devam gelecek mi? Sadece bir tane ses dalgası geldi ama yalnız Genja yok. Her zaman. Yani Genja yok ve yani bu Gambit için işler iyi gitmeyebilir buradaki savaşta. Bakın şimdi döndüler orada Voidal'ı yakaladılar ve almayı şimdi başarıyorlar. Şimdi ultisine rağmen yine erittiler. Ya erittiler çünkü orada Genja yok. Ve yani hem Snoopy hem Wicked gerekirse Yellow Pit bile şu an ejderhayı tanklayıp canını geri kazanabilecek potansiyele sahip. Bakın Sunuki o küçük zekleri topladığı sürece herhangi bir sıkıntı yok ve evet, ejderhayı karşılıksız aldılar. Aradaki altın farkı 4000 civarlarında. Yani çamlar şu an Gambit için çalıyor ki Genji eğer bu kuleyi alamazsa yine karşılıksız bir kule anlamına gelecek. Şu an bakın ki yukarı doğru geliyor. Evet. Wicked geliyor ve kuleyi yine vermediler. Yani karşılıksız bir ejderhada normalde istediğiniz şey ejderhayı verdiğiniz zaman az önce Wicked'ın yapmış olduğu gibi kuleyi almak. Evet. Ama Genji bunu başaramayınca karşılıksız ejderha o kötü. Ki Wicked şu anda neredeyse o mahvolmuş kalın kılıcını bitirmek üzere. Ya bu haliyle orada Genji'yi yakalarsa Genji'nin işi çok zor. Ya Genji tek başına hani minyon sayısını arttırmaya çalışıyor ama ya takımın da ona ihtiyacı var. Çünkü Varus açıkçası takım savaşında yani belki de şu an bir Karthus'tan bir Lee Sin'den çok daha fazla işlevselliğe sahip. Ultisiyle, yavaşlatmasıyla, uzaktan dürtmesiyle yani o olmazsa takım savaşında Gambit yani 1,5 kişi eksik gibi evet oynuyor şu an. Az önce gördük yani orada mesela yukarıda Genji'yi gördükleri anda Voidal'ı aradan çıkardılar, en büyük tehdit şu an. Eğer kritik bir şampiyonu yakalarsa o ölüm cezasıyla belki de Gambit'in bir şansı olabilirdi. Ama onu aradan çıkardıktan sonra zaten Gambit de baktı abi 3'e 5'iz. Yani evet, üzerine bir de en büyük hani oyun yapabilecek şampiyonumuzu kaybettik, geri çekelim dediler. Şu da var. Oyunda belki de mesela şimdi 0-2-0 oynuyor Voidal. Oyunda belki de en zor geri dönebilecek şampiyon da destek şampiyon. Çünkü yapabileceği hiçbir şey yok. Ne son vuruş yapabiliyor, ne hani ekstradan para kazanmak için gitsin ormandaki minyonları kessin, onu da yapamıyor. O yüzden yani Voidal'ın geriye düşmesi demek Gambit'in komple takım olarak geriye düşmesi demek. Bir yarım kişilik, bir kişilik daha fazla oynaması gerekecek diğer herkesin. Şu anda baktığımız zaman yine bakın Alexis ve Genji orada ormandaki minyonları kestiler ama Snoopy çok iyi durumda Johnny. Yani şu anda o antik golemin ruhunu yapmış durumda. Üzerinde bir de dev kemeri var. Botunun ilk seviye botunu almış. 2-0-1-51 minyonda. Yine aynı şekilde Frog'un da çok mutlu. O Atin lanetli kadehini bitirmiş. Üzerine aşırı bir sopa gidiyor yapmış. Evet, şimdi girecek içeri ultiyle beraber. Orada yalnız combo. Diamond da düşecek mi acaba? Diamond üzerine çekti onu. Thresh ve belki takım arkadaşının ölümüne sebep oldu. O ölüm cezası sayesinde. Bu arada Frog'un birazcık içerilerde yakalandı. Alexei düşecek.
düşecek ama düşmeden önce olabildiğince hasar verip en azından ultisi birini almak istiyor. Acaba düşecek Wicked olan var mı? Wicked'ın canı çok azalacak ama kurtlarım sağ olsun. Oradan canı çektim. Nasıl iyileştirdi kendini. Aynen aynen. Ve şimdi kuleyi de almayı başaracaklar. Frog'un da muhtemelen koru komutuyla ya kendisini ya da orada Caitlyn'i korudu. Evet. Ve yani 4'e 0 bir değişim. Değişim bile denilemez. 4'e 0 bir dominasyon. Bakın yaz buradaki bomba combo inanılmaz. Genja yok oldu. Bakın Diamond tam kaçmıştı. Thresh orada Snoopy'yi çekti. Snoopy de teşekkür ederim ya, ben de bunu istiyordum. Mesafe kapatayım diye. Ve orada bir de üzerine Lee'sini almayı başarırlar. Alex için burada evet. Gelişi çok enteresandı yani. Aslında doğru geldi. Yani orada canları birazcık daha eritebilse. Bakın. Ultisiyle beraber belki de orada 2-2 yapabilirdi ama üzerinde bitkinleştir vardı. Biraz fazla riskli bir hareket gibi geldi bana Alexic'ten. Orada takımı bu kadar 3 tane zaten skor vermişken bir de gidip 4.'yü vermiş oldu. Yukarıda Wicked bu arada ittiriyor. Yine mahvolmuş kalın kılıcını bitirmiş. Üzerine Doran kılıcı var bir tane ve normal çizmeleri var. Tabii Aatrox oynarken belki de en büyük, en çok sevdiğiniz şeylerden biri hiçbir zaman böyle yani. Çoğu zaman yanınıza iksir almak zorunda kalmıyorsunuz. O iyileştirme iksirlerini almak zorunda kalmıyorsunuz. Çünkü gerçekten çok yüksek bir oranda kendini iyileştirebiliyor otomatik saldırılarıyla birlikte. Şimdi Lee Sin olacak karşısına. Bakalım Wicked orada kuleyi alabilecek mi derken Orianna geldi. Milyonlar gibi kule alıyorlar gerçekten. Evet. Orianna gelince orada Diamond 2 adım geriye çekildi. 5'e 0 kule. 18. dakikada aradaki altın farkı 8000 civarlarında. Yani ben Gambit Gaming'i hiç bu kadar geriye düşerken görmemiştim oyunun evet. başında. Oyunun başında evet. çok iyi oynayan bir takım ama Evil Genesis de özellikle Snoopy. Yani Snoopy'nin isminin altını çizmek lazım. Tamam yani skorlar şu an dağılmış durumda. Caitlyn de var, Orianna da var. İşte bir tane Aatrox da var ama yani bütün hepsi neredeyse 8 skorun 7'sinde zaten asisti var, skoru var. Müthiş bir oyun sergiliyor evet. şu ana kadar. Snoopy ve Wicked şu anda gerçekten çok iyi oynuyorlar. İki tane öldükten sonra tekrar doğabilen şampiyon. Bu arada şimdi üzerine doğru gidecek mi acaba Darien? Darien'in canı gerçekten eriyor. O kadar tank değil şu anda. Zıplayacak mı? Sıçramasını kullandı. Yellow Pit ultisini atacak en kötü. Karanlık acaba uçlu kullanacak mı? Ve... Orianna gelince biraz fazladan öldürdüler ya. Yok oldu. Çok aşırı güç kullandı. Yani Yellow Pit ultisini kullanmaya bile gerek duymadı ama yani Shen ya. Evet. Shen yani. Shen düştü. Gün ateşi pelerini olmasına rağmen üzerinde. Bakalım şimdi Alexis bir kez daha yukarıdaki golemlerle cebelleşiyor. Alt koridorda Wicked var. Alt koridorunu itiyor. Tabii artık bu noktadan sonra biraz daha ayrı gittirmeleri de başladı. Orta koridorda bir baskı var ama oradaki totem evet hemen oradaki kainin karışımı sayesinde istiler. Yani bilmiyorum ama 20'de oyunu yani terk edebilir şu an Gambit. O pozisyonda evet. yani gerçekten o kadar kötü pozisyondalar ki geri dönüş çok zor yani. Hani ben böyle ne zaman dediysem gerçi geri dönüş olmuştur ama bilmiyorum. Şu an Gambit çok sıra dışı işler yapması lazım. Tabii Gambit burada teslim olmayacaktır ama mücadele edecekti sonuna kadar. Yellow Pit şimdi kırmızı güçlendirmesi alıyor. Ya öyle bir durumda ki şu anda 21. dakikadayız ama sanki Evil Genesis için maçın böyle 30. dakikası gibi. Değil mi? Yani eşyaları ve o dayanıklılıkları özellikle şampiyonların inanılır gibi değil. Şimdi mesela bir de o ruh gömleğinin ilk eşyasını yaptı Wicked. Onu da bitirince, ruh gömleğini de bitirince mahvolmuş kalın kılıcıyla birlikte iyice nasıl iyileştirdin kendini birazdan göreceğiz. Tatsızlık tabii. Yani karşınızda olmasını istemezsiniz. İstemezsiniz, kesinlikle istemezsiniz. Ki ninja tabisi var. Yani hem zırh konusunda hem de büyü direnci konusunda bir şekilde önlemlerini almış. Ki ikinci bir şansı da var. Eğer kötü bir pozisyonda yakalanırsa. Bu arada kötü pozisyonda yakaladı şu an Darien'i ve yavaşlattı. Bir de üzerine şimdi Yellow Pit kırmızı güçlendirmesiyle geldi. Darien yine pozisyon dışında. Darien'in kaçması çok zor. Yellow Pit bu sefer ulti de mi acaba vuracak? Hayır, hiç gerek yok bile dedi. Yani Shen'i gördükleri yerde kesiyorlar. Shen'i şu an ayrı ittirecek hiç pozisyon yok. Bu arada Alex de yukarıda tek başına ittiriyor ama eğer Evil Genesis toparlanırsa bu aşağı kuleyi inhibitor kulesine alma şansları var. Şu an oraya doğru gidiyorlar. Evet. Esasında orada
Alt tarafta öldü belki Şen ama bir işe de yaradı ölürken. Yani yukarıdaki arkadaşına bayağı büyük uzun bir zaman kazandırdı. Ben burada ölüyorum ama sen de orada en azından bir kule al dedi. Şimdi 4 kişilik ekip olarak üstlerine geri döndüler. Alt koridoru korumaya çalışıyorlar. Kartus da birazdan gelecektir üst tarafından. Şen de çıktı. Tabi ormanı çalıyorlar ne var evet, ne yoksa tabii. Götürüyorlar yanlarında. Krepo da Kain'in karışımını aldığı için o görüşü düşürüyor. Bu arada Diamond çok agresif bir şekilde girdi içeri fakat yani hoş olmayabilir. Evil Genius'in görüşü anda, olmadığı için onlar geri çekildiler. Şu yani. Anda Evil Genius o ormanı da alarak Diamond'la işini bitirmeye çalışıyor. Diamond hani sen biraz daha biraz bir süre boyunca ormanda canavar kesme diyor. Bu arada 9. haftada ATM Fnatic ve MIM'e karşı olan toplam skoru muydu? Ortalama skoru muydu? Geldi. Diamond'ın Lee Sin'le olan skoru geldi. Ya çok muazzam oyunlar oynamıştı bu arada ama yani bu arada Darian yine yakalandı. Ve bu arada kışkırtmasını kesti evet. Ve bir kat içinde ultisini açtı ama devam etmeyecek. Çok güzeldi yalnız. Bilmiyorum fark evet, ettim evet, ama tam güzeldi. Kışkırtmanın üzerine karanlık uçuşta gitti ve durdurdu kışkırtmayı. Evet. Ya bunu takım savaşlarını da işte o kadar iyi yapıyorlar ki esasında o kullanıyorlar karanlık uçuşu. O Orion'la ultisi, Zek ultisi hepsi üst üste biniyor. Ve uzun bir süre orada yakalanlar yukarıya sıçıyor. Caitlyn yakalabilir. Diamond acaba gidecek mi üzerine doğru? Geriye dönermiş çok güzel şeyler oluyor yalnız orada. Vazgeçti. Bu arada şimdi Deez'in orada geldi. Tabii varlığını gördü ve ulti geliyor. Orada Karthus'un içerisine atmayı başardı. Yellow Pit'in çok bir şansı yok. Orada işte 432 altın eşittir Diamond. Ona gidiyor. Yarısı 216 altın da Karthus'a gitti. Yani burada totem görüşün olmadığı bir noktada evet, bu kadar bence ufak bir yanlış yaptılar. Evet şu anda Yellow Pit böylece takımın ilk skorunu vermiş oldu. Yukarıda biraz pozisyon dışı kalınca, fazla ileride kalınca düştü. Ama orta koridorda bir kule daha alıyor. Evil Genius'ız kule almaktan vazgeçmiyor. 10'a 1 oldu. Skorlar 6'ya 2 kuleler. 24. dakikanın içerisindeyiz ve arada 8000 altınlık bir fark var Johnny. Az buz bir fark değil tabii ki. 24. dakika. Alex, yani aslında ayrı ittirme potansiyeli olan bir şampiyon Karthus ama yakalandığında kaçacak bir şey yok. Kaçışı yok ve yakalandığında daha da önemlisi hani ani böyle hasarı olmayan bir şampiyon. Gidip de hani bir Zed'in yapabildiği veya Ahri'nin yapabildiği görevi yapamaz. O yüzden dikkatli olması lazım. Pozisyon dışına yakalanırsa ve eğer kimseyi alamadan, kimseye hasar vermeden ölürse devamında Evil Genius bu sefer Baron'u alır. Evet, Baron'u alabilir gerçekten. Krepo'su zaten orayı temizliyor şimdi. Totemleri temizledi. Doğradaki Alexic orta koridor ittiriyor. Krepo'la Yellow Pit orada bekliyorlar ama aslında birazcık evet, Baron çünkü bölgesi. Yukarıdaki Thresh'i bekliyorlar. Orada sıçramasını kullandı Thresh hemen. Kaçmak için yani Vola Voidl pardon. Bak ben Vola. Voidl. Şimdi Baron. Bakalım Baron'a girecekler mi? Bu arada Voidl'ın da üzerinde Kain'in karışımı olduğu için o da totemlerin yıkılmasında evet. Aktif rol oynuyor. Ama yani Evil Genius'ız bir bölgede savaşmak isteyebilir. Ama bir yandan dikkatli olması lazım. Çünkü dar bölgelerde Karthus olduğu takımla savaşmak istemiyorsunuz. Eğer orada savaşırsanız da Karthus'un o çürü bölgesinin içerisinde kalırsanız evet. İşiniz çok zor olabilir. Tabii şimdi rakip takımı pozisyon dışında bırakınca hemen ortadaki inhibitor kulesine girdiler. Bu da çok büyük bir avantaj sağlayabilir. Onlar arkadan değilsin. Şimdi o ölüm bölgesini yaratmak için geldi bu arada. Yellow Pit yine mi yakalandı? Hayır. Snoopy'ye gitti o kışkırtma. Bu arada Darian üzerinde müthiş basar var. Darian oradan kaçacaktır. Arkada Diamond üzerinde hasar var. Orion'un ultisi gitti. Alexis içeri girdi ama Alexis düştü bile. Ulti gelecek şu an bakalım. Kaç tane canı yakacak orada. Wicked'ın canı çok az. Üzerinde tutuşu var. Aktifini alabilir. Daha doğrusu pasifini aktif yapabilirler. Evet. Oo. Şu an ayağa kalkacak. Ama Karthus kaybettiler. Karşında kimseyi alamadılar. Uzaklardan şimdi Caitlyn ultisi geldi. Oradan kaçmayı başarıyor. Ve inhibitor kulesi düştü. İlk defans yani, orada hattı düşünce Evil Genius'un şu an çok mutludur. Johnny öyle bir savaş oldu ki orada Darian girdikten sonra bilmiyorum dikkat ettim ama Alexic arka tarafta aç tetekleri ve durdu olduğu yerde. Yani etrafında kimse yok bak şimdi. İlk önce arka tarafta Krepo'yu yani buluyor. Güzel bir oryan öbür tarafta Yellow Pete'i attı içeriye doğru. Hemen bakın orada Alexic savaşı başlatmak ise bakın şimdi Alexic'e bakın. Alexic arka tarafta duruyor. Ya o Varus'un ultisi herkesin üstünde dolaşırken orada değil.
ve sonradan gitti ve öldü. Aslında yani Alexis oraya girse hasar verebilecek pozisyonu bulmadan savaşın aktif devam ettiği bölgede ölmeyecekti. Evet, onun istediği şey kalabalığın içerisine girmekti ama oraya geçemiyordu. Orada da işte 3 kişi 4 kişi vardı yani gideceği yerde. Ama görüşü yok. O çağın içerisinde görüş olmadığı için oraya girmek istemiyordu. Eğer görüş olsaydı belki içeri girecekti ama. Sonradan hala görüş olmadığında girdi. Ne artık orada ama ataklar yapıldıktan sonra görüldü ya, kim nerede diye. Ama işte ya orada ilk başta girseydi Varus ultisi ile birlikte ben daha şimdi başarılı bak, olacağını şöyle düşünüyorum. Şey var. Eğer o ön kulenin ön hattını boşaltsa arkada gence bomboş kalacaktı. Direkt ona ulaşabilirdi Evil Genius'un takımı. Oradaki görüş olmadığı için Evil Genius'un o açıktan alıp yeniden koridora çıkıp devam edeceği veya yine yan taraftan çıkıp gencin üzerine girip girmeyeceği belli değildi. Orada birazcık Alexis bekledi. Rakip takım ne yapacağını görmek istedi ama bu sırada Diamond'ı kaybetti. İşte yani orada bilmiyorum ben Shen de giriyorsa orada Varus ultiyi attıktan sonra Diamond'ı kaybetti derken takip etmeli lazım o çağrıyı. Diamond ölmedi ama Diamond orada öyle bir pozisyona geldi ki artık geri çekilmek zorunda kaldı. Evet. Ondan sonra Alexis girdi ama devamında kimse gelmedi. Bu arada Genji'yi yakalıyorlardı az kalsın ama Genji sıçrayıp uzaklaştı. Genji oradan hemen uzaklaştı. Genja kaçıyor. Darien alt koridoru ittirmeye çalışıyor. Shen ile 11'e 1 skorlar. 28. dakikanın içerisinde hatta bitti. 29'a geçeceğiz. 44.700 altına hatta 45.700 altına 35.600 altın 10.000'den fazla oldu. Bu arada Diamond'ı yakaladılar şimdi. Devam edecek mi acaba Frog'un Diamond'ın üzerine bakın. Topuyla vura vura devam ediyor. Son bir vuruş gelmeden oradan kaçtı. Eğer Thresh'in o tam böyle çekerken, kara geçişte çekerken ulti gelseydi oraya anladan inanılmaz bir oyun izleyebilirdik ama o ultisini daha elverişli bir pozisyonu sakladı. Evet, şimdi invitörü almaya çalışıyorlar. Oyunun ilk invitörü 28. dakika. Dünkü o 50 dakikalık oyunlardan sonra Johnny daha erken bitecek bir oyun mu olacak acaba? Ben böyle söyledim çünkü kesin bitmez. EG Wicked orada bakın yine aynı şekilde Yellow Pit attı. Çok güzel bir kışkırtma geldi ardından ama Yellow Pit kaçabilecek mi? Tutuşturla birlikte düştü. Öbür tarafta ultiler açılıyor. Wicked hala hayatta. Diamond almaya çalışıyor. Diğer tarafta bakıyorum. Kartus düştü. Kartus ultisi gelirse burada işlerin rengi değişebilir. Hayır, Kartus ultisi boşa gitti. Frog'un hayatta ulti yanlış kullandı Alexis. Ölmeden önce kullandı. Ölmeden önce kullandı. Evet. Öldü zannetti. Shen'in ultisi sırasında kullandı ve sonra ulti boşa gitti. İnanılmaz. Bak şimdi bir daha izleyelim. Bir daha izleyelim. Yalnız şuradaki hareket çok güzel. Bakın ya, arkadaşlar dikkat Diamond edin. İnanılmaz dikkat bir hareket edin. Yaptı şimdi, burada. Yellow Pete'e bakın. Yellow Pete'e. Krepo ile birlikte. Krepo ile beraber. Bakın. Hemen orada bir de ama arka şimdi tarafta esas da. Esas bak Alexis öldü zannetti orada ve ultiye başladı. İnanılmaz. Yani ya, bu seviyede ultisi yapılacak hata değil. 5 üzerelik bir ulti olmuş bu. 5 üzerelik. Evet Alexis ya bu seviyede yapılacak bir hata mı bilmiyorum. Gerçekten de orada ama şunu söylemek lazım. Darien'in oradaki kışkırtması yani Darien artı Diamond'ın çalışması çok iyiydi. Gerçekten de muazzam bir çalışma yaptı orada Yellow Pit'i almak için. Şimdi de yani Diamond elinden geleni yapıyor. Gerçekten müthiş oyunlar yaptı orada. Gidip Aatrox'a ses dalgasını tutturdu. Koruma güdüsüyle bu sefer Yellow Pit'in arkasına gitmeyi başardı. Ve üzerine iki kişiyi birden belki oyundan düşürdü. Ama işte o Karthus'un ultisi olsaydı çok daha farklı olacaktı. Ve şimdi Baron başlıyor. Bakalım bu Baron'a müdahale edecek mi Gambit takımı? Şimdi evet orada Voidal'ı yakaladılar ama devamı gelecek mi? Voidal'ın üzerine müthiş bir hasar var. O Alexis geliyor. Alex yandan kapatacak ki Alex'in Karthus orada tek başına savaşmak isteyebilir. Bu arada ulti geliyor Alex'in üzerine ve ulti geldi. Çok güzel bir ulti. İnanılmaz bir ulti. Wicked'dan kaçtı. Voidal düşmek üzere. Tutuşturma üzerine. Voidal da öldü. 2'de 2 yapan bir orada. Alexis var. Devam ediyor şimdi. Pardon Frog'un var. Acaba devamını getirecekler mi? Hayır. Baron'a gidecekler şimdi. Canlar da çok az. Bu arada gerçekten Darien, çok güzel bir konu. Genja. Hadi orada bir şey yapacaklar mı? Frog'unu vurmayı başardı ama. Başardı. Darien içeri girmek isteyecektir. Orada o Baron'u bırakmak istemiyor ama ortadaki süper minyonlar şu an Nexus kulesinde. Bakın evet, çok Nexus önemli. Nexus kulesinde. Oradan da geliyor. Evet. Yani Gambit takımı geri dönmek zorundalar. Çünkü öbür tarafta biz görmüyoruz şu anda ama Nexus kulesi gidiyor. Süper minyonlar gidiyor o tarafa doğru. Aslında Alex istedi orada. O Baron çemberine girip de
hasar vermeyi çok istedi ama yani Evil Geniuses hemen uyandı. Abi burada yakalanırsak Karthus şu haliyle bizi döver burada dedi ve hemen oradan çıktılar. Karthus'u yakaladılar. Diamond'la beraber, Lee Sin'le beraber orada yok ettiler. Ondan sonra Void'u da alınca işler tabii ki Evil Geniuses için çok kolaylaştı. Şu an 12.000 altılık bir fark var. Yani bu oyunu bitirmek adına çok büyük bir avantaj elde etti Evil Geniuses. Evet, Alexis şimdi da alt koridoru ittiriyor ama yani Gambit'in şu anda çok zor arkadaşlar. 32. dakikanın içerisindeyiz. 16'ya 3 skorlar, 7'ye 2 kuleler, 52.500 altından 40.500 altın. Yani 12.000 altınlık bir fark var arada. Çok muazzam bir fark. Bunu kapatmak istiyorsa eğer Gambit artık biraz daha bir ya yani şöyle bir şey var. Gambit tamam. Yani şu güzel. İşte Lee Sin ulti atacak. Ondan sonra Shen kışkırtacak, o arada saldırı gücü taşıyıcısını ya da istedikleri hedefi kesecekler. Ama sadece bu yeterli mi? Bence ya takım olarak tam anlamıyla bir oyun mantalitesi şu anda ortaya koyamıyorlar. Yani tamam bir iki bir şey yapıyorlar arada. İşte Alexis girmeye çalışıyor, ultisini açıp biraz önce anlattığım Lee Sin Shen kombosunu yapmaya çalışıyor ama ya baktığınız zaman tam olarak takım olarak ne yapmaya çalıştıkları şu anda belli değil. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu takımda daha önceden oyun yapan iki tane şampiyon oyuncu vardı. Bir tanesi Edward'dı, bir tanesi Diamond. Evet. Edward gittikten sonra oyun yapan bir tek Diamond kaldı. Yani oyun yapmadan olmuyor. Bu oyunlara ihtiyacınız var. İşte mesela biraz önce o baron etrafındaki savaştaki bombo combo gibi. Ya bu tarz şeylere ihtiyacınız var. Bunları yapmanız lazım. Yoksa bu ya bu şöyle bir şey. Ben çok güzel futbol oynuyorum ama çalım atamıyorum. Gibi bir şey. Ya o çalımları atmak lazım. Çok güzel futbol oynayıp çalım atamam. Ya evet yani. Çok güzel şut çekiyorum ama çalım atamıyorum. Gibi bir şey. Ya da çok güzel top sürüyorum ama çalım atamıyorum. Bunun gibi bir şey. Bu arada kuşatma daha bir de Faminyalar orta koridordan girdi içeri. Yalnız şimdi içeri Snoopy girdi. Bakın Karthus direkt uzaklarda tutup kule altında esas Shen'i öldürmeye çalıştılar orada. Ve Alex öldü bile. Alex düştü. Alex ama giderken can yakabilir orada birazcık. Kate'in ikilik yapmayı başardı. Snoopy oradan çıkmak istiyor. Snoopy çıkabilecek mi? Son parçalara ayrıldı. Uzaklardan şimdi Kate'in ultisi geldi. Ve Varus'a müthiş bir hasar verdi ama devamında Varus en azından zeka almayı başardı. Ama sanırsam ki oyunun sonuna geliyoruz. Ama Darien hayır diyebilir buna. Frog'un geldiği gibi nasıl bir hasar yedi yalnız. Frog'un ışık hızıyla o topu gönderdi, çağırdı. İnanılmaz bir hasar verdi. Genç de tabii geldiğini görünce şimdi geriye çekiliyorlar. Oradaki imitörü alacaklar. Yalnız alttaki imitörü de alabilirler. Çünkü şimdi kule patladı. Orada da. Evet. Yalnız bakar mısın? Diyorlar galiba. Yani şu Dariyan kombolar Dariyan yok oldu orada. Olacak gibi değil yani. Mi acaba? Hayır. Son anda oradan kaçmayı başardı ama devamında bu kuleyi de almayı başaran Nexus'un bir tane kulesi kaldı ve Evil Geniuses artık çekiliyor çünkü Karthus'un çıkmasına 3 saniye var. Thresh çıktı. Yukarıdaki kule bu arada inhibitor kulesi dayak yemeye devam ediyor. Orada hemen Diamond gitti ve evet almayı başarlar. Giderken de rakibin ormanı ayrıyeten Ejderha'yı niye almıyoruz? Soru işaretleri. Wicked'la beraber Caitlyn, hatta Caitlyn tek başına gitse o işi halleder ama takım haline gidiyorlar. Yine de hiçbir şey riske atmak istemiyor şu an Evil Geniuses. 15.000'e çıkacak altın farkı. Evet. 15.000 altın. Dile kolay. Ve 36. dakika da ya bu fark bilmiyorum. Gambit öyle bir şey yapar mı? Yani öyle bir savunma yapar mı? Daha önceden kimden izlemiş? CLG değil mi? Hı hı. CLG'nin o tarz savunmalarına yani sana şöyle söyleyeyim. Kendi silahıyla vurması kolay olmayacak demiş bir Evil Geniuses'ı geçmişte. İsmiyle CLG Avrupa EU diye geçiyordu. Ama şöyle bir şey var. Oyunun başında Gambit bir tane ejderha aldı. Hı-hı. Devamındaki sana seriyi söyleyeyim. 4 tane ejderhayı Evil Geniuses aldı. 9 evet. tane kuleyi Evil Geniuses aldı. Baron'u Evil Geniuses aldı. Bu süreçte skor. Gambit 2 tane kule alabildi. 19 skoru katmıyorum bile. Global görevlerden bahsediyorum. Evet. Yani Gambit böyle bir gerçekten bir tutulma geldi herhalde. Yani Gambit'in ben hiç daha önce bu kadar geriye düştüğünü, bu kadar kötü oynadığını görmemiştim. Gerçekten kötü oynadılar. Şimdi Alexis geldi. Orada sığınak modlarıyla birlikte takımına dahil oldu. Yani diğer şimdi koridordan, orta koridordan gelen süper minyonlar ittirmeye başladı. Bu arada Voidal'dan
Fantastik bir hareket geldi. Bu arada Diamond arkada yine insek yaptı ama Alex'in Voidal'ın canlarına bakar mısınız? Müthiş bir ulti Orianna'dan. Orada direkt Voidal düşüyor. Thresh düştükten sonra şimdi ulti gelecek. Ulti bakalım kimlere fazla hasar verecek. Bayağı bir hasar verdi ama devamında Caitlyn almayı başardılar. Bu arada Genja düştü. Ortadaki süper minyonlar son Nexus kulesini ittirmeye devam ediyor. Diamond orada minyonları öldürmeye çalışırken bırakıp ortaya dönen mi? Evet, güzel bir hareket. Taktik başardı. Dünyanın en iyi ikinci dizisini. İkinci, evet. Olsun bu konuda anlamadım. Çok fazla süper minyon var. Çok fazla Evil Genius üyesi var. Onlar sayesinde ilk oyun 1-0. Şu an Evil Genius öne geçiyor. Ve gerçekten müthiş. Bakın Snoopy aslında üzerinde baskı vardı bundan sonra. Bu galibiyet ve bu Zek oyunu bence ona iyi bir moral olmuştur. Krepo yalnız her zamanki böyle o gülüşü şeyi hiç de gelse de gelirse de aynı. Yani hiç değiştirmiyor kendi duruşunu. Böylece Evil Genius tabii zorlu bir mücadele. Belki çoğu kişi Avrupa'da da Gambit'i biraz daha önde görüyordu bu maçta ama Evil Genius gerçekten iyi işmiş galiba. Bir sohbet ama. Evet bildi. İyici dediler ve bildiler. Güzel bir maçı. Ama bitmedi bu maç. Bu maç bitmedi. Tabii. Yani bu maç 3 maçlı uzayabilir. 3 maçlık bir seri arkadaşlar. İkinci maçta ne olacağını bilmiyoruz. Yani ikinci maçta bir anda böyle Gambit çok farklı seçimler yapıp alıp maçı götürebilir de. Belli de olmaz. Ve üçüncü maça uzayabilir. Ki bu kadar, şimdi şöyle bir şey var. Dün de söylemiştim ben bunu. Yetenekleri çok yakın olan takımlar, oyuncular çok ufak farklar açıldığı zaman oyunun başında geriye döndürmeleri çok zor oluyor. Çünkü hepsi çok üst seviye oyuncular ve hani o farkı o kadar iyi kullanıyorlar ki o noktadan sonra zaten hani birbirlerini tanıyorlar. Bir sezondur beraber oynuyorlar. Karşılıklı oynuyor bu takımlar. Geriye döndürmek gerçekten de zor oluyor. Şu anda bunu yani biraz önceki maçta bunu gördük esasında. Oyunun başında kazanılan ufak ufak avantajların oyunun sonuna nasıl etki ettiğini, nasıl bir kar topuğunun çığa dönüşmesini gördük. Yani aslında Zek'in yukarıya yapmış olduğu o baskın sonucunda aldıkları ilk kan sayesinde yukarıdaki kule dururken aşağıdaki kule gitti. Devamında kuleler hep Evil Genius'un değine gelişmeye başladı. Kule sayısı özellikle 3'e 0'a getirdiler. İlk ejderhayı verdikten sonra ejderhaları aldılar. Yani altın farkını devamlaştılar. Takım kompozisyonunun gücünü gösterdiler burada. Evet. Zek ile Orianna'nın ne kadar iyi bir ikili olduğunu gördük bir kez daha. Bir de yanına Aatrox'u ekleyince iyi bir galibiyet aldıklarını söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi kısa bir araya gideceğiz. Kısa bir aradan sonra bu muhteşem karşılaşma Evil Genius'la Gambit Gaming arasındaki karşılaşmaya geri döneceğiz. Sakın bir yere ayrılmayın. Çayınızı suyunuzu tazeleyin. Birazdan burada olacağız.
if I won't win, everyone will be disappointed. Our fans, our families. I can't get back home. My wife won't let me back home if I won't win. European LCS playoffs. We're just about ready for game two between Evil Geniuses and Gambit. But right now, I'm happy to be joined by EG's Shaker. Now, Shaker, what an amazing game from your team here in game one. You know, can you comment a little bit on the picks and bans and the strategy? The picks are really good. Like, the picks might not have been looking as good as Gambit's, but the champions were very comfortable for the players, like Zac and Snoopy, and that's how it went. Like, they're really strong, and as a team, when they're comfortable, their confidence goes up and they just start doing plays like that. Tell me about yesterday, because you were, of course, with the group, and then after that loss, how were they at home and what were they talking about? It wasn't nice to see a lose, of course. You can't, like, be happy about it, but they were not as sad. Like, they took it as a win and see what happened, and they learned from it, and they came the next day and now showing people how good they can be. And now they've shown a really good performance, so it's really nice to see them change. Do you think, what do you think they should do for the next game? What should they hold on to? Because, you know, you said comfort champions, but a lot of them might get banned out. Well, I mean, right now I think this game, tried to ban out Froggen, but he's got a lot of champions, so it's really hard to ban him out. I think most of the players have like 3-4 champions at least, and if you want to ban one player out, the other is get his comfortable champions, and then it's going to be a problem. So you can't actually ban one player out, so it's hard to ban the comfortable champions. Tell me how you're feeling in the group of players, because you've moved into the house a while ago. How is that going? I had to get used to how they do and everything, like schedules. It's really nice, though, like living with them. They're a nice bunch of people. Like, we eat together and stuff, and we have fun. Like, we joke around, and like yesterday, even though we lost, they were not like sad. They were like normal people, like every day. Like, maybe they might not have been as happy as they were, but they're still very positive, and it's really nice to be around them. You also seem very happy to be here. Is there not a little part of you that's like, oh, I wish I could play in front of all these people? Well, it's not about really playing, it's just about winning. I joined EG to increase the winning chances, and we just want to win and go to Worlds. That's the main part. So it doesn't matter for me. It's better if I can play. If not, Snoopy can maybe do a better job. Right now, I think he is doing a better job, and it's fine for me as long as we're winning. Fantastic attitude. Finally, what's the one thing EG has to do in this next game to take it? I think they just have to keep up with what they did right now. They have to play the comfortable champions. Even like Zac maybe can get banned out from Snoopy or Aatrox from Wicked. I still think they will perform as good as they did with their other champions. Like, if Wicked plays Shen, it's fine. Doesn't matter if they get banned out, but they just have to keep believing. Keep believing. Thank you very much, Shaker. As for us, it's time to go back to Joe and Jason, who are standing by to take you through game two in the fight for third place. Arkadaşlar, merhaba arkadaşlar, tekrar sizlerleyiz. LoL TV ekranlarında Evil Geniuses'ın yedek oyuncusuyla bir röportaj izledik. Shox ve Shaker röportajdaydı. Aslında Shaker bu yaz sezonunun sonlara doğru Evil Geniuses'e katıldı. Ve birkaç maçlığında aslında Snoopy yerine oynadı. Ama buradaki esas amaç Snoopy birazcık daha hani yerinin çok da sağlam olmadığını ve hani kötü performans gösterirse tabii ki alternatif bir çözüm bulunur. Video var, hemen ona geçiyoruz. Evet, Snoopy. People, the amount of fans of ours that turn up, there was basically a swarm of people waiting. We really had to rush through them and pull them outside so we could actually keep the emergency exits open. And we were basically surrounded, so we had to devise our own little system how to deal with fans. And it's like, I actually waited about 10 minutes just to kind of gather myself before going outside. And after that, it was about three hours of just solid signing. I think we took pictures for 2 or 3 hours, all of us, and it was just amazing.
Personally, I use the counterclockwise spinning. I just take one fan turn, keep it going. I actually like to borrow sunglasses and everything as well because I was getting like heat stroke and drinking water and stuff. It was a great laugh and it was nice to meet everyone. Fans are always really welcoming. They have great patience and we want to take our time to reward their patience because they're doing so much effort coming out all the way from different countries to see us, and the least we can do is take a picture and sign some stuff for them. Evet arkadaşlar, tekrar sizlerleyiz. Evil Geniuses'ın ne kadar popüler olduğunu bir kez daha gördük bu videoda da. Gerçekten şimdi şöyle bir şey var tabii. Evil Genius takımı çok köklü bir takım. Yani Amerika'da özellikle başka oyunlarla başlayan ve ondan sonra League of Legends'ta da CRG'nin işte takımını alarak devam ettirdikleri bu maratonda çok köklü bir takım olduklarını da nasıl görüyoruz burada. O işte mousepad'ler, diğer imzalanabilecek materyaller. Bunlar da esasında bir takımın takım oluşunda da katkısı olan şeyler. Yani şey gibi düşünmek lazım bunu. Futbolda nasıl işte bir takımın store'una gittiğiniz zaman işte formaları var, atkıları var, bir sürü şeyleri var. E-spor'da da aynı şekilde işte mouse'lar, mousepad'ler, farklı ekipmanlar. Bunlar bir takımın takım olmaya devam edebilmesini sağlıyor. Umarım önümüzdeki dönemde Türkiye'de de böyle takımlar için yapılmış özel içerikler görürüz. Evet, materyaller görürüz. Görmeyelim. Şimdi ikinci maça geçeceğiz. Yalnız ilk tercih hakkı bu sefer Gambit Gaming'de. Ve tabii burada Zek, Shen, daha sonra Orianna, Aatrox, bu 4 şampiyon. Ayrıca Zed'i de katabiliriz. 5 şampiyon açıkçası yasaklanacak veya ilk olarak Gambit tarafından alınacak. Orianna'yı hatta bir kenara koyalım. Diğer belirtmiş olduğum şampiyonlarla ilgili kesin önlemler olacaktır. Özellikle Evil Geniuses ilk oyunda, evet Sunuki şu an yakın bir açıdan meydan okur gibi sınıf film bakışları. Bakıyorum ne yapıyor bu gibi. Sınıf film bakışları ya. Evet. Tabii şimdi ilk tercih olarak az önce Zeki hiç düşünmeden kitlemişti Evil Geniuses. Aynı durumu yine Gambit Gaming tarafından da görebiliriz. O yüzden yasaklamaları çok önemli olacak Evil Geniuses takımının. Acaba hangi şampiyonları yasaklayacaklar? Evet. İkinci maç. Bakalım beraberlik yakalanacak mı yoksa Evil Geniuses iki maçta işi bitirebilecek mi? Merakla bekliyoruz ve hemen seçim ve yasaklama ekranına geçtik. Seçim ve yasaklama ekranına bakalım ikinci maç için neler yasaklanıp seçilecek. Günün ikinci maçındayız, serinin ikinci maçındayız. Fizz yasaklandı Gambit'te, hemen ardından Kassadin geldi. Evil Geniuses'tan Ahri, Evelynn, hızlı alıştığımız yasaklamalar geliyor. Twisted Fate ve Zed. Oo, hem Shen açıklı hem Zek açıklı. Bu çok önemli. Şimdi Gambit Shen'i mi isteyecek, Zek'i mi? Zek'i istedi. Bu arada Shen'i direkt kitleyebilir Evil Geniuses eğer bırakmak istemiyorlarsa. Aatrox da açıkta. Sona açıkta. Aatrox. Aatrox açıkta. Rivani'yi seçecekti. Gergin Jarvan bekleyiş. Jarvan açıkta. Jarvan'ı da göz ardı etmemek lazım. Snoopy'nin oynamayı tercih ettiği şampiyonlardan bir tanesi. Mesela Orianna Jarvan kombosu görebiliriz belki. Orianna'nın açıkta olduğunu düşünecek olursak. Şimdi Orianna... Ama Shen'i bırakmak istemeyeceklerdi diye tahmin ediyorum. Orianna Jarvan alırlarsa ben ilk iki seçimde Aatrox'u bırakmayacaklar. Shen Jarvan gibi. Aatrox. Aatrox. Ama Shen veya Jarvan'dan bir tanesini alacaklarını düşünüyorum. Bakalım. 5. 5. Enteresan. Shen açıkta. Shen açıkta. Acaba... Jarvan da açıkta. Şimdi daha önceki turnuvalarda ortada Alex için Zek'le oynadığını görmüştük ama böyle bir şey yaparlar mı? Bu çünkü tamam mı devam mı? Dünya şampiyonası gitmek için son şansları. Tercih edecekler mi? Bir daha Karthus. Ve bu sefer Karthus'a geçen oyunda tutuştur almıştı. Bu sefer acaba bitkinlik mi alacak? Bitkinlik mi alacak? Shen'i seçecekler mi? Bu çok önemli. Shen hala açıktı ve tercih edilmemesi beni açıkçası şaşırtır. Şimdi acaba Diamond Zek'i ormanda oynamak ister mi? Öyle bence daha büyük bir soru var. İşte o da ayrı bir soru işareti ama yani kesinlikle Darien'in isteyeceği bir şampiyon Jarvan. Jarvan. O zaman Shen'i seçmeyecekler. Zeki eğer çünkü Diamond birisi. Çok böyle oynamak isteyeceği bir şampiyon değil ormanda. Daha çok böyle ofansif özellikleri olan şampiyonları oynamayı seviyor. Şimdi Jarvan'ı kitleyecekler mi? Zamanları tükendi galiba.
Evet. Evet, beklediler. Şimdi bakalım 60 saniye bu sefer Evil Genius için işlemeye başladı. Şimdi Jarvan artık Karthus'un şöyle bir avantajı var. Eğer ki o sıçramalarını kullandırabilirlerse ardından o Jarvan ultisinin içinde Karthus'un o etekleriyle birlikte yüksek hasar verebilecekler. Snoopy'nin ormancı tercihi mi olacak acaba? Zyra. Üzerinde duruyorlar. Ormancı tercihi çok önemli. Yellowbeak ve Frog'un seçecek takım arkadaşları için. Yine Caitlyn kitleyebilirler bu arada. Zyra'nın yanında. Geçen oyunda çok işlevsel bir seçim. Frog'un sona mı bırakacak acaba seçimini yine? Muhtemelen. Zyra'yı orta koridorda görür müyüz? Zyra'yı orta koridorda. Esasında orta koridorda oynaması eğlenceli bir şampiyon ama tabii daha iyi seçimler evet, var. Orta koridorda Zyra görürüz. Evet, orta koridor Zyra'sı. Eğer ormanda oynamayacaksa yani mesela Amumu mesela orta koridora gitmeyecekse evet böyle bir şey söz konusu ama çok enteresan. Yani Frog'un Zyra'yı ortada oynayacak ve Karthus'un çok dikkatli olması gerekecek. Evet. Şimdi diğer tarafta bakalım son iki seçimle gelecek. Sona. Ve peki şunu soracağım sana. Zyra ortada olursa Zyra Karthus karşılaşması için ne söyleyeceksin? Karthus'un çok zorlanacağı bir karşılaşma. İlerden bir tanesi tutarsa bir de Amumu'nun da oraya geldiğini düşünecek olursak yerine mırlanmış bir Karthus'u bir anda yok edebilirler. Zyra şimdi şöyle bir özelliği var. O kendinden gelen bekleme süresini azaltma özelliğiyle birlikte gerçekten çok haklı sayılır derecede bir dürtme kabiliyeti var. Sürekli daha da önemlisi Zyra alan takım her zaman o bitkiler sayesinde Baron, ejderha gibi görevlerde avantajlı oluyor. İki tane fazladan içeriye atıyorsun. Evet, tanklatacak şeyin oluyor yani orada ve Twitch kilitlendi. Twitch. Aslında bir bomba combo var burada. Yani bomba combo denilemez aslında ama alan etkili hasar olarak çok fazla bir avantajları var. Yani bir anda öldürmeyecekler ama zaman içerisinde verecekleri hasar çok yüksek olacak. Baktığın zaman şimdi Zac, Jarvan, üzerine Sona. Bu üçün ultisi bir kere alan etkili sersemletme efekti veriyor. Ya da işte kalabalık kontrol efekti veriyor. Üzerine Karthus gelecek. Karthus'un en sevdiği şey. Neden? Karthus araya girdiği zaman hayatta kalma süresi otomatikman artmış olacak bu kalabalık kontrol efektlerinden sonra. Üzerine temizleyici bir de Twitch var. Güzel bir takım mantalitesi var. Ama diğer tarafta da baktığın zaman şimdi Amumu'nun alan etkili Amumu'yla ultisi. Zyra'nın ultisini kapladı. Evet. Orası ölüm alanı. Orası ölüm alanı olacak. Üzerine bir de Wicked o sıkıntı çıkaracak şampiyonun üzerine doğru o karanlık uçuşuyla gidip orada onu tutmaya çalışacak. Burada şuna dikkat etmesi lazım. Eğer Wicked'ın bu karanlık uçuşunu Zac ya da Jarvan ikisinden biri durdurabilirse, yani nasıl durduruyorlar? Mesela Zac'in ultisiyle tam o karanlık uçuşa bastığı zaman ultisini açarsa olduğu yerde kalıyor. Ya da Jarvan işte bu afet ultisiyle ya da o sancak mızrak kombosuyla onu durdurabilirse yine Aatrox'un işini zorlaştırabilir. Baktığın zaman şimdi de o alandan çıkmalarını engelleyebilecek bir Thresh ultisi var. Ya da Thresh mesela birini tutup çektiğinde Zyra üzerine o kapan kökleriyle tutup devamını getirebilir. Yani hem kalabalık kontrolü olarak hem de hasar olarak bence düzgün değişik bir kompozisyon kurdular. Ve yine şunu söyleyeceğim ben. Böyle seviye yükseldikçe farklı şampiyonların farklı yerlerde sürpriz seçimlerle oynandığını nasıl görüyoruz? Bu da yani çalışmayla oluyor ve biraz da yaratıcılıkla oluyor diyebilirim. Evet, orta koridorda özellikle Zyra tek sıra haline gelen minyonları bir anda eritebilir, yok edebilir ve devamında Karthus'u kule altına mahkum etmek isteyebilir. Özellikle oyunun başında ve şimdi Frog'un aslında oyun tarzı şu şekilde. Daha çok minyonu oynuyor. Zaten biz onu hep böyle yüksek sayıda minyonlarıyla biliyoruz. Geçenlerde mesela 20. dakikada 300 tane minyon yapmıştık Karthus ile. Ama Zyra'yı da bunu yapması daha büyük bir kolaylık olabilir. Çünkü bitkiler sayesinde kampın oraya gitmeden bitkileri tanklatarak o minyon da, kamplarını kesmesi söz konusu olabilir. Acaba bu oyunda o minyonları ittirerek farklı koridorları mı ittirmeye çalışacak, gitmeye, rahatsız etmeye mi çalışacak, yoksa tam tersine kamplara odaklanıp minyon sayısını arttırmaya mı çalışacak? Evet, şu anda kırmızı tarafta Evil Genius takımı görüyoruz. Krepo, oradan burada bir
Olmadı o totem. Totem skar olmamış. Totemi geldi oraya. Hüzünlü baktı o tarafa doğru. Mavi tarafta da Gambit'i görüyoruz. Snoopy orta koridordan herhangi bir geçişi tespit etmek adına orada duruyor. Bir tarafa eğer yönelirse Gambit takımı onu görecek. Şimdi ama ön çıkıyor. Skar totemin de ne olduğunu açıklayalım. Çünkü söylüyoruz. Herkesin bilmesi gereken bir şey de değil. Arkadaşlar bazı durumlarda o totemi dik uç dediğimiz olayla atmaya çalışırken fail denilen olay olabiliyor. Bunun en başarısız güzel örneği yani. Scarlett'ın Cassidy'nin oynadığı bir oyunda o tam ejderha çemberinin ucuna gelip aşağıdaki o üçlü çalıya totem koyma çabası. Bir koydu olmadı, iki koydu olmadı, üçüncüyü koymadan lanet olsun dedi ve oradan çekti gitti. Yani böyle hiç olmaz gibi. O yüzden o totemin ismi, yanlış atılmış totemin ismi Scarlet totemi. Scarlet totem olarak kaldı o günden sonra, böyle anılıyor artık. Şu anda Gambit ve Illusions'tan enteresan bir şey görmeyeceğiz derken Illusions bir anda rakip takımın ormanına daldı. Ve orada totem yok şu anda, hala orada olduklarını bilmiyor ama Zyra kendini gösterince bunu anlayacaklar büyük ihtimalle. Bakalım cevap gelecek mi? Hayır, cevap gelmiyor. Şu anda Snoopy orada kırmızı alacak ama büyük ihtimalle Jarvan'la yukarı koridora gidip onların kırmızısını alacak. Şimdi bu ne sağlıyor? Onu da söylemek lazım Johnny. Şimdi Snoopy böylece kendi kırmızısını kaybetse ve Diamond'a, ki Diamond oraya gitmedi. Bak şimdi Amumu direkt Jarvan'ın totemin üzerinden geçince, evet, döndü, daha doğrusu bak, hemen Gambit'in evet, totemin üzerinden geçince hemen, tamam bizim kırmızı gitmiş abicim, hemen karşı ormana gidelim. Yani Alex sen de bana bir mukayet ol çünkü evet, düşman topraklarına gidiyorum. Şimdi bu ne sağlıyor? Amumu ilk seviyelerde hemen şimdi 3. seviye olduğunda alt koridora gelip baskı uygulayabilir. Çünkü koridorun alt tarafında kaldı. Bir güçlendirmesini aldı, ikinci güçlendirmesini aldı. Hemen oradan aşağı inip bir baskın düzenleyebilecek hale geldi. Tabii aynı şekilde bu Jarvan da yukarı koridora baskı uygulayabilir demek oluyor ki zaten şu anda oralarda geziniyor. Ama galiba evet, golemlere gitti. Biraz daha fazla zarar verecek. Kızdı herhalde Diamond Amumu'ya. Hazır gelmişken, üzerinde baskı yokken bu tercihi yaptı. Hatta bu golemleri aldıktan sonra yukarı koridorda şöyle bir ziyaret yapabilir. Elastik sapanıyla Zek eğer oradaki Aatrox'u yerinden hoplatırsa Jarvan'da devamında yine o sancak saldırısıyla aynı efekti yaratabilir. Hı hı. Ama vazgeçtik. Gitti şimdi bir de orta koridorun hemen üstündeki o fitlerin üzerinde. Yani kendi ormanından çok rakip ormanda şu an. Bu arada Karthus'ta şöyle bir gitti orada, çünkü bir tane sanırsam küçük minyon kalmıştı. Kırmızıdaki o küçük bıdığı aldı ve o kırmızı güçlendirme zamanının yeniden artmasını sağladı. Çalışmasını sağladı abi. Evet, çalışmasını sağladı. Frog'un döndü hemen, oradaki kalan son ifriti aldı. O da tekrar koridora dönecek. O da enteresan Doran yüzüyle başlamış. Doran yüzü artık iki tane iksirle başlamış. Şimdi tabii o senin söylemiş olduğun bitkiler olduğu için çok totem olmasa da görüş alabiliyor çaların içerisinde. Snoopy yukarıya doğru gidiyor. Yalnız orada bir Jarvan var. Orada bir Diamond var. Bakalım yakalayabilecek mi Diamond'ı? Ve çaldı. Çaldı. Yani kendi aslında golemini aldı da diyebiliriz. Çaldı. Yalnız Wicked geliyor diğer taraftan. Çok durdurdu. Güzel. Bakın durdurdu. Ama ardından gelen o kalabalık kontrol etkisini bırakamadılar. Şimdi Snoopy orada kaldı. Wicked'ın bu arada pasifi aktif hale geldi. Hemen oradan çıkmak zorunda kaldı. Yalnız bu Wicked'ın pek işine gelmedi o pasif kaybetmek orada. Ama rakip ormancının tabii ki orada sıçramasını aldılar ki burada Wicked'ın çok güzel oyununu gördük. Yani tam o sancak kombosunu yaparken rakibin üzerine karanlık uçuşta gitti ve onu durdurdu. Bu çok önemli. Evet, Zeki acaba orada tuzak kurabilirler mi, ama tabii Darien tecrübeli olunca hemen geriye çekildi. Bunu sezmiş olması lazım. Ama yani Aatrox'un bu koridordaki canını yenileme, canını çalma olayı ne kadar üst boyutta bunu görüyoruz az önce. Yani bu Aatrox'un canı yok denecek kadar azdı. Devamında hemen canını neredeyse fullledi. Evet, en büyük özelliği. Bu arada yukarı koridorda bir şeyler oluyor. Eğer oraya gidersek evet. Ve altına şöyle bir yokladılar ama girmediler. Seni yine duydular Almanya'dan. Evet. Hemen geçtiler yukarı koridora. Bir yandan da o küçük haritadan da kontrol etmek gerekiyor. Tabii tabii. Alt koridora tekrar bakıyoruz. Orada Sona ve Twitch ikilisiyle üzerlerindeki baskıyı bertaraf etmek istiyorlar ama Jarvan gelince zaten Yellow Pete hemen geriye çekildi. Bu arada Aatrox'da oyunun başında dayanıklılık
karışımıyla başlamıştı. Dönüp şimdi o kadar minyon sayısıyla kendisine iki tane Doran kılıcı aldı. Zaten klasik başlangıcı oyunun başında. Yani o büyük eşyalardan önce kendisini koridorda daha tank hale getiren, daha ölmesi zor bir şampiyon haline getiren iki tane Doran kılıcını alıyor. O Doran kılıçlarının verdiği ekstra can ile Zek'in uzaktan manasız olmasını da getirdiği o dürtme yeteneğini birazcık daha dayanıklı hale gelmek istiyor ki zaten otomatik atakları canını bir süre sonra yeniden fulluyor. Ayrıca Doran kılıcının bir tanesinde o pasifi sayesinde bu can yenileme, canını yeniden fulleme özelliği üst boyuta çıkıyor. Evet, Dorian yukarı koridora tekrar geri döndü. O da dev kemerini hemen almış, çantasına koymuş. İlk eşya olarak orada neler göreceğiz? Maçın ilerleyen dakikalarında Frogan tekrar alacak mı o fikleri? Evet, hemen aldı. Büyü de alacak galiba. Büyü de aldı. Sağ olsun bitki. Sağ olsun bitki. Snoopy vermeye devam ediyor oradaki fikleri Frogan'a. Minyon sayılarına bakmak lazım. Kartuz şu anda önde. Önde. Bu önemli. Yani geçen oyunda bu şekilde bir sahne görmüştük. Bu oyunda da aynı şey söz konusu. Bu arada Frog'un eşya tercihi ilk önce tin taşıyla başladı. Muhtemelen Hayalet İfrit'in ruhu göreceğiz ondan. Hı hı. Yani Vladimir'de görmeye alışık olduğumuz bir eşya düzeni. İlk defa ben Zale'ye bu şekilde başlanıldığını görüyorum ki bu da minyonları daha hızlı bir şekilde ittirip o koridoru devamlı ön safhada tutup kendisi de dolaşmak istiyor. Ben bu sonucu çıkarıyorum. Evet, Zale'nin yaptığı bu ilk eşyadan. Evet, tin taşı seçimi enteresan. Bakalım nereye gidecek. Tabi böyle değişik bir seçim olunca illaki Frog'un da o değişik seçimi uygulamak için, yani uygulamak üzere tasarladığı bir eşya planında vardır. Wicked gel şimdi bakın. Mavi güçlendirme hızlı bir şekilde alacaklar. Ardından da Ejderha'ya gidecekler. Wicked da orada olduğu için. Yalnız Zahir'e ben geri dönüyor bunu hissettirmemek adına. Yalnız yukarıda kuleyi kaptırabilirler. Buna dikkat etmeleri lazım. Zek çünkü bayağı bir ittirmiş durumda yukarıdaki minyonları. Şu an sona erdi. 400 dakikadan başlayıp 800 dakikaya kadar devam eden bir süreç bu. Ve 800 dakikada kule eski bildiğimiz, sevdiğimiz kule haline geliyor. Peki hızlı bir şekilde bunu ittirip almayı başarabilecekler mi? Gambit'ten Dorian birazcık da minyonlarının da baskısıyla bunu yapmak istiyor. Kırmızıyı çalmaya gidiyorlar. Evet, kırmızıya doğru şimdi gitti. Diamond tabii onun süresini biliyordu. Diğer tarafta Amumu da rakibin kırmızısının süresini bildiği için o da oraya gitti. Ve bakın hızlı bir şekilde alacaklar. Diamond da orada çarpını bile kullanmadan Alexis'i almayı başaracak. Bu arada Alex olayların farkında. Zyra da oraya şimdi girecek. Oo, bakalım. Sona geldi. Sona geldi. Şimdi Twitch de gelecek. Ama işte o fener sayesinde oradan uzaklaşıyorlar ve kırmızılarını kurtardılar. Evet. Kırmızılarını kurtardılar. Bu arada Genji'yi yakaladılar. Üzerine işte bir de ultiye geldi. Sıçrama geldi Genji'den. Yalnız Krepo. Daha doğrusu Krepo değil. Yellow Pit'in atmış olduğu o Piltover silahı tutsaydı skor bile olabilirdi. Evet. Sıyırdı geçti o fareyi. Fare bir gün daha yaşayacak alt koridor için. Dorian şu anda Wicked'a karşı yukarı koridoru silmeye çalışıyor. Bu arada Voidal tuttular. Sonunu getirebilecekler mi acaba? Ulti de geliyor ve ilk kan böylece Yellow Pit'e gitmiş oldu. Ardından da sona düştü. Aslında Yellow Pit için güzel bir değişim olmuş olabilir. Zaten minyonlar iyi durumdaydı. Bu arada Wicked'da tabii bu ultinin sayesinde ve Zek'in kule altına girmesi sonucunda pasifini kaybetmiş. Ama karşılığında da tutuşturma harcamış. Bu da aslında Wicked için çok kötü bir durum değil. Çünkü canını bir süre sonra yeniledikten sonra karşı saldırı başlatabilir Zek'e karşı. Zek'e karşı karşı saldırı bakalım başlayacak mı? Kırık koridor için. Altta Yellow Pit. Şu anda koridorunu korumaya devam ediyor. İttirmeye devam ediyor. Genja tabi orada totemin içinden geçtiğinden geçtiğinin belki de farkında değil. Görünmez olduktan sonra. Alexis'i ortaya ittiriyor. Yalnız Alexis şu anda 119 milyon. 19 milyon fark atmış durumda Zaire ve bir asisti var. Evet. O da aslında ilk kan asist olsa daha da bonuslu olacaktı evet. Ama ilk kan asist değil. Oradan kendisine gelen 75 altın var. Çünkü o asiste ortak olan bir de sona vardı. Yarısını da o aldığı için. Asist çok da büyük bir fark yaratmıyor ama minyonlar büyük fark yaratıyor diyebiliriz. O 24 milyon her birisi kendisine ileride daha da tank bir kartus, daha da ölümcül bir kartus olarak geri dönecektir. Ve bu sefer eğer ultisini doğru kullanırsa can yakacaktır.
Evet. Şu anda alt koridoru tekrardan toparlamak için uğraşıyorlar. 11. dakikanın içerisindeyiz Johnny. O bitkiler sayesinde evet. O kampın içerisine gitmeye gerek kalmadan bitki evet. Oraya koyuyor ve hızlı bir şekilde kampları alabiliyor. Evet, 11. dakikanın 12. dakikanın hatta içerisindeyiz. 15.000 altına sahip Evil Geniuses, 14.000 altında Gambit. 1000 altınlık bir fark var. Skorlar 1-1 eşit. İlk kanı Evil Geniuses'ın alt koridordaki nişancısı Yellow Pit kazandı. Almayı başardı ve Frog'un şimdi kendisikileri de yetinmiyor. Bu arada yukarı koridorda Darien ultisiyle birlikte Wicked'ın üzerine doğru gitti. Şimdi bir de Snoopy'den ulti geldi. Bakın Darien orada daha fazla Wicked daha fazla risk almıyor, gitmiyor ama öbür tarafta da Snoopy düşmek üzereydi. Diamond tuttu ve böylece takım arkadaşının canını kurtarmış oldu pasif sayesinde. Evet. Birbirlerini ikişer kez öldürmek zorundalar. Ve kuleyi de alacaklar şimdi. Kuleyi de alacaklar. Sıçrama geldi. Üzerine sancak bayrak konusu ama olmadı. Diamond çok agresif gerçekten. İnanılmaz agresif bir oyun sergiliyor şu anda. Ve bu kuleyi alıp altın farkını yani kabul edebilir bir düzeye indirecekler. Diamond Jarvan'ı %62.5 yani 5 kere kazanmış bu şampiyonu evet. Alınca. 5-8 oyunda. Kazanmış 8 oyunun 5'i gayet iyi bir rakam. Bakalım nasıl etki edecek ilerleyen dakikalara. Daha çok fazla eşya yapmış değil. Yukarı koridorda Zek gün ateşi pelerini bitirdi. Şu anda gördüğümüz Snoopy'ye baktığımız zaman hala o da büyük bir eşya bitirmiş değil. Vic'de bakıyoruz. O da vampiri asa ve bir tane daha uzun kılıç almış. Beachwater Palace'ına gidiyor. Orta koridora bak Alexic. O tanrıçanın gözyaşlarının üzerine Katalist koruyucu almış. Karşısındaki Zayla da o ormanda normalde görmeye. Alex için yani minyon sayısı problematik bir şekilde artıyor şu an. 158. Evet. Daha 13. dakikadayız. Yani, normalde 10 minyon deriz dakika başına. Evet. İyi bir rakamdır. Burada onu bir üst düzeyi taşımış. Frog'un aralarındaki 18-19 minyonluk fark hep korunuyor şu anda. Frog'un da bir... Frog'una yakalatmak istemiyor kendini milyon sayısında. Bekle bir yere evet, gitmeni zaten. Frog'un da hiç peşini bırakmıyor. Yani. O da 150 civarında. Yani iki tane oyuncunun niye dünyada bu kadar saygı gördüğünü, niye bu kadar evet. Yani diğer oyuncular tarafından izlendiğini, oyuncu bazında çok fazla hayran olduğunu bir kez daha görüyoruz. Evet. Yani çok zor bir iş gerçekten bu kadar milyonu almak, odaklanmak kolay bir iş değil. Frog'un şimdi ortada milyonları tekrar ittirecek geriye doğru. Bak yine 16 milyon fark var arada. O fark mutlaka kapanmayacak. Bu arada orada kaçtı. Kaçtı. Yani şimdi. Yani şimdi. Snoopy. Dümdüz gelen bir sonaydı sanki. Kafa atmaya gelen bir yani, sona. Çok enteresan. Burada bir kez daha kırmızıyı çalıyorlar. Ve buna karşılık Karthus'ta kendi kırmızısını mı aldı acaba orta koridorda? Şimdi eğer orta koridora gidersek, çünkü şöyle gitti orayı bir kontrol mü etti yoksa var mıydı tam olarak göremedim ama bir bakalım. Ortaya eldir döneceğiz. Seni duyup da dönemeyeceğiz. Dönmeyecekler biliyorsun değil mi? Şöyle. Evet. Geisha ve Voidl onlar da alt koridora indiler tekrardan. Yukarıda Wicked'ın üzerine doğru gitti. Darien yalnız yine zıplayamadı. Ve hemen ulti geldi zıplayamadığını görünce. Tutuşturdu ama üzerinde Wicked vurmaya devam ediyor Darien'e. Darien'in pasifi yok. Wicked'ın pasifi var. Milyonlar. Son milyon vurdu ama yok, olmadı. Burada Frog'un yakalandı. Diamond da var orada. Ultisini kullandı hemen. Hemen üzerine afet geliyor ama Frog'undan inanılmaz bir hasar. Orada skoru almayı başardı Caitlyn'le birlikte. Şimdi Alexis'in üzerine doğru gidiyor. Krepo'nun üzerinde bitkinleşme var. Ters bir açıya sıçradı ve oradan kurtulmayı başarıyor. Oradan hemen gidecek. Bu arada Frog'un düştü. Hasar yedikten sonra açılan kalkanlar çok güzel oluyor. Değil mi? Yani bu arada sonu skor alabilir orada. Sonu skor alabilir orada.